Bir araya gelmemizin en büyük tabii vesilesi çok değerli psikolog, sosyal psikolog, kültürler arası psikolog olan Çiğdem Kağıtçıbaşı hocamız. 2017'de kaybettik kendisini. Aslında yani Çiğdem hocayı bana göre her yaşta kaybetsin, yani 77 yaşındaydı vefat ettiğinde, ama kaç yaşında olursa olsun her zaman bana göre çok erken olacaktı onun vefatı. Yani ben kişisel olarak hala kabullenmekte de zorlanıyorum, onu da söylemem lazım. 18 yaşından beri kendisiyle çok yakın çalışma fırsatım oldu, mentorumdu. Onun için onun anısına bugün, çünkü gerçekten onun mirasını, onun bıraktıklarını çok iyi anlamamız lazım psikoloji öğrencileri olarak. Hepimiz her daim öğrenciyiz tabii, istediğimiz kadar hoca olalım veya psikolojiye ilgilenen kişiler olarak. Çünkü aranızda bazıları psikoloji öğrencisi değilse bile mühendislikten vesaire olanlarınız var. Olsun, yani psikolojiyle ilgilenenler olarak aslında Çiğdem Kağıtçıbaşı'nı tanımamız ve anmamız gerekiyor böyle aralıklarla. Bu vesile oldu bugünkü toplantımıza. Çünkü gerçekten bugün de biraz sizlerle paylaşacağız. Onun mirası çok önemli bir miras. Yani sadece bilim insanı olmakla sınırlı değil. Aynı zamanda toplumsal politikalara, toplumsal dönüşüme, değişime hakikaten çok ciddi adımlar atmış bir kişi. Panel düzenledik. Onu farklı yönleriyle anlatacak kişiler var bu panelde. Ben başlayacağım. Kendimi de birazdan kısaca tanıtacağım. Daha sonra Fatoş Gökşen hocamız, yine Koç Üniversitesi'nden, Profesör Sosyoloji'den anlatacak. Daha sonra Hale Bolak Boratav hocamız Bilgi Üniversitesi'nden söz alacak. Daha sonra Burçin hocamız İngiltere'de şu anda. Hepsini tek tek tanıtacağım zaten konuşmalarından önce. Söz alacak. Ondan sonra da Çiğdem hocamızın sevgili kızı Elif Kağıtçıbaşı söz alacak. Böyle bir panel düzenledik. Yarıma kadar vaktimiz var, 12.30'a kadar. İki konuşmacıdan sonra, yani ara ara böyle sizlere soru fırsatı vereceğiz. Hepimizin konuşmasını bitmesini beklemeyeceksiniz. Ara ara lütfen sorularınızı biriktirin. Chatten de yazabilirsiniz. Sesli de sorabilirsiniz. Çok memnun oluruz. Ben bir sunum paylaşayım sizlerle istiyorum. Ben başlayacağım. Bu arada ben kısaca kendimi tanıtayım. Koç Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Yaklaşık 25 yıldır sanıyorum. 25 yıl olacak yakında. Hem psikoloji benim alanım, hem işletme. Çünkü iş ve örgüt psikolojisi alanında çalışıyorum. Aslında Çiğdem Hoca'nın sayesinde de bu alana girmiş oldum. İş ve örgüt psikolojisi işte insan kaynakları, örgütsel davranış, liderlik, motivasyon, bu tür konularla çalışan bir dalı psikolojinin. Evet, dediğim gibi Çiğdem Hoca'yla da çok uzun yıllar beraber olma şansına sahip olmuş bir öğrencisiyim. Şimdi şöyle bir dakika, bir ekran paylaşımı yapayım, ses de vereyim. Şimdi belli noktalarda size enteresan gelebilir bu anlatacağım hikaye diyeyim. Görebiliyorsunuz değil mi? Dilemcim görülüyor değil mi? Senden ben bir feedback alıyor olayım. Evet Tamam. evet hocam. Şu an gayet. Süper. Süper, harika. Şimdi şöyle bir belki şey girişi yapsam, genel bir giriş yapsam daha mı enteresan olur? Evet. Yani çok kabaca psikolojiye baktığınız zaman, psikoloji alanına baktığınız zaman bir kere 62 tane alt alanı var psikolojinin. Bu alanları kabaca böyle grupladığınız zaman bir böyle temel bilimle uğraşan psikoloji alanları var. Mesela nörobilim, bilişsel psikoloji, deneysel psikoloji, hayvan davranışlarını inceleyen karşılaştırmalı psikoloji diyoruz vesaire. Bunlar daha temel alanları. Şimdi temelden ne kastettiğimi anlatacağım. Basic science, İngilizcesi bunun, temel bilim alanları psikolojinin. Bir de uygulamalı alanları var psikolojinin. Tabii bunu en iyi bunların içinde bildiğiniz klinik psikoloji. Klinik psikoloji elbette ki uygulamalı bir alan. İş ve örgüt psikolojisi benim alanım, uygulamalı bir alan. Mesela trafik psikolojisi elbette uygulamalı bir alan. Sağlık psikolojisi aynı şekilde gibi. Şimdi bu iki tırnak içinde kamptaki kişiler birbirlerini böyle azıcık hani birbirleriyle itişip kakışmaktan hoşlanabilirler zaman zaman. Biz bunu konferanslarda falan görürüz. Temel bilimlerde olanlar uygulamalı bilimlerde, bilim dallarında olanlara derler ki
Ya sizinki de çok o kadar böyle bilim değil açıkçası. Hani uygulamanın hizmetinde, işte uygulamaya güdümlü ya da toplumsal sorunlar güdümlü çalışma yapıyorsunuz. Oradan motive alıyorsunuz. Halbuki bilim özgür olmalıdır derler temel bilimciler. İşte mesela işte meyve sineğinin hakikaten bu tarz çok değerli çalışmalar yapanlar var. Meyve sineklerinin zaman algısını çalışanlar var. Veya işte beyin süreçlerini çalışanlar var. Şimdi bunların yaptığı bilim türü olağanüstü değerli tabii ki. Fakat hemen bir uygulamaya, hani meyve sineklerinin zaman algısını çalışıp da ne yapacaksın? Hani uygulama için kime ne faydası var? Topluma ne faydası var? Demiyoruz onların yaptığı çalışmalar için. Dolayısıyla onlar tırnak içinde yine söylüyorum biraz hikayesini anlatmak için bizim alanın onlar kendilerini daha bilimci gibi görürler ve uygulamaya yönelik uygulamaya katkıda bulunan araştırmaları yapan insanları da biraz böyle daha az bilimci gibi görürler, daha sanki popülist ya da popüler bilimci gibi görürler. Bilmiyorum arkadaşlar şey yapıyor musunuz, katılıyor musunuz böyle bir ufak iki kamp arasındaki ufak sürtüşmelere ya da atışmalara diyelim sürtüşme de olmasa. Şimdi Çiğdem Hoca'nın asıl işte şeysi burada geliyor bence. Mirası burada geliyor. Çünkü çok sağlam bilimsel temellere dayalı araştırmalar yapıyor ama aynı zamanda da çok topluma hizmet eden, toplumu kalkındırmaya yönelik şeyler söylüyor araştırmalarında. Yani birazdan daha bahsedeceğim ama yani İngilizcesi bunun ki Türkçe çok iyi bir karşılığını bulamadım ama hani rigor ve relevance dediğimiz iki şeyi bir araya getiriyor. Nedir bu rigor? Yani bilimsel olarak çok sağlam, yöntem, teori, her türlü bilimsel altyapısı çok sağlam. Rigor'ı var yani çok sağlam bir duruşu var bilimsel olarak ama aynı zamanda relevant çünkü topluma yönelik, toplumu hemen uygulanabilir bir şeyler, bir mesajı ve şeyi var, bir iddiası var diyeyim. Bu açıdan ben Çiğdem Hoca'yı yıllar içinde hatırlarım. Çok şey yaparken görmüşlüğüm vardır. Mesela konferanslarda falan bu böyle işte uygulamalı bilimci olmayı çok savunurken görmüşlüğüm vardır. Halbuki sizler diyeceksiniz ki tabii canım yani bilim bunun için değil mi? Yani sonuçta bir faydası olsun diye değil mi? Tabii ki faydası olsun diye. Temel alanlardakiler de faydası olsun diye yapıyorlar ama hemen fayda değil. Yani tamam canım meyve sineklerinin zaman algısını hemen ne yapacaksın bununla değil. Yani onların derdi. Onlarınki daha uzun vadeli. Yani bilim için yapılıyor, bilim bilgi için yapılıyor. Bu bilgi günün birinde kullanılır ya da kullanılmaz. Ama bilgi önemli olan bilgidir gibi bir temel motivasyonları var. Böyle tatlı işte şeyler olabiliyor. Evet, panelimiz bunlardan konuşmacılardan oluşuyor. Bu şekilde gidecek sıramız dediğim gibi. Dolayısıyla en temel mirası yani psikoloji bilimini toplumun hizmetine sunmak derken ki oradaki vurguyu bunun için yaptım. Bilimi toplumun hizmetine sunmak. Bu her zaman herkesin anlayacağı ve kucaklayacağı bir yaklaşım olmuyor bilim camiasında özellikle. Bir ufak kliple başlayacağım. Doğan Cüceloğlu'nu da maalesef kaybettik. Doğan Hoca ile Çiğdem Hoca arasındaki bir 7 dakikalık bir şeyle başlayıp anmak istiyorum hocamızı. Aynı zamanda da bu klip size bundan sonra anlatacaklarıma da bir temel olacak. Duymuyorsanız lütfen Görüyoruz haber ki verin. ne kadar çevresi onun Duyuyorsunuz tabii. gelişimini desteklerse, uyaranlar o çocuğa verilirse, sözel uyaranlar, her türlü uyaran ve sevgi ve çocuğu kabullenme, yani bunların hepsi olursa çocuk çok daha iyi gelişiyor. Şimdi durum böyle olunca Evet. ben daha 1970'lerin sonunda bu iş başladı. Bir grup meslektaşımla bir projeye başladık. Dedik ki Türkiye'de çocuğun gelişmesiyle ilgili yapılmış pek araştırma yok. Geniş çaplı çalışmalar yapmamız lazım. Ve özellikle okul öncesi eğitimini destekleyici Milli Eğitim Bakanlığı'na işte materyaller oluşturmamız lazım diye düşündük.
ve 2 yıllık 1978 ile 80 arasında bir proje geliştirdik. Bu projede işte okul öncesi eğitim kurumları, programları, çocuklar için yaratıcı faaliyetler, anne baba için çocuk gelişimi kitabı, ki bu çok basit şekilde yazılmış bir kitap. Sadece okuma yazması olan anne babanın anlayabileceği bir şekilde yazılmıştır. Gene ana babalık, ebeveynlik nasıl yapılır kitabı. Hep böyle basit basit resimli güzel kitaplar hazırladık ekip çalışmasıyla ve bunları Milli Eğitim Bakanlığı bastı o zaman. Ve bunlar özellikle kız meslek liselerinde, işte çocuk eğitimi alanlarında kullanıldı, okul öncesi kurumlarında kullanıldı falan. Bütün bu çalışmalar dediğim gibi 70'lerin sonunda başladı. O sırada biz bu çalışmalarla meşgulken bunu bir de bir araştırmasını yapalım dedik. Tamam, yani bunların işe yaradığını düşünüyoruz ama gerçekten işe yarıyor mu? Bunu ancak bir bilimsel araştırmayla saptayabiliriz. Ve 4 yıllık bir araştırmaya giriştik. 1982 ile 86 yılları arasında. Ve bu deneysel tasarımlı bir araştırmaydı. Tamamen bilimsel bir araştırma. İstanbul'un 5 ayrı düşük gelir düzeyli varoşlarında yaptık bu araştırmayı annelerle ve çocuklarla. Ve iki şeye baktık. Çocuk okulu herhangi bir okul öncesi eğitim kurumundan yararlanıyor mu? İkincisi de biz annelere bir eğitim verdik. Anneler de kendi çocuklarını evlerinde eğittiler 2 yıl boyunca. Çocuk bu eğitimi bir kısmı aldı, bir kısmı almadı. Bir deney grubu, kontrol grubu vardı. Bunları 4. yılda karşılaştırdığımızda gördük ki hem okul öncesi eğitim kurumundan yararlanan çocuk, hem de annesi bizim tarafımızdan eğitilip kendisi de annesi tarafından eğitilen çocuk, her iki grupta bu eğitimlere sahip olmayan çocuklarla kıyaslanınca çok daha başarılı, başarılı oldu okulda. Ki bu 4 yılın sonunda, yani iki grup vardı, 5 ve 3 yaş, 3 ve 5 yaşındaki çocuklarla başladık. Bunlar 7 ve 9 yaşına gelmişti 4. yılın sonunda. Okul başarılarına baktık ve ciddi olarak erken eğitimin okulda başarıyı beslediğini gördük. Sonra orada durmadık. Evet. Sonra, ki bunlar değerli izleyenler kitapta yer alıyor. O bakımdan kaynak olarak takip edebilirsiniz. Var orada. Evet. 10. yılında araştırmanın, bu çocuklar artık 13-15 yaşına gelmiş ergenlerdi. Evet. Biz tekrar bulduk bu aileleri, anneleri ve çocuklarla da mülakatlar yaptık, babalarla da. Ve çocukların daha ileriki okul başarılarını inceledik ve gene de gördük ki gene 10. yılda da bu ilk kazanımlar devam ediyor hala. Ve bu çocuklar daha büyük bir oranı hala okula devam ediyor bir kere. Bu çok önemli. Çünkü o zaman 5 yıldı zorunlu eğitim. Evet. Bunların hepsi 5 yılın ötesine geçmişlerdi. Ve bu eğitim alan, erken eğitim alan çocukların çok daha büyük oranda hala okula devam ettiğini gördük. Diğerlerin ise daha fazlası okulu terk etmişlerdi. Ve bütün 5 yıllık okul başarıları bakımından her şeyde bu eğitim alan çocuklar daha başarılıydı. Gene burada da durmadık. Ve 22. yılda tekrar biz bu çocuklara ulaştık, bulduk onları. Ve yetişkin olarak 25 ve 27 yaşına gelmişlerdi artık. Evet. Yetişkin olarak durumlarına baktığımızda da gene herhangi bir erken eğitim, okul öncesi çağda herhangi bir eğitim almış olanlar diğerlerinden daha fazla okumuşlardı, daha çok üniversiteye gitmişlerdi, daha gelirleri yüksekti, daha prestijli işlerde çalışıyorlardı ve daha çok bilgisayar sahibiydiler. Yani bilgi toplumuna katılıyorlardı ve daha da çok kredi kartı sahibiydiler. Yani modern ekonomiye de katılıyorlardı. Katılıyorlardı. Son derecede önemli. Ve bu, yani şöyle bir tavır içerisinde bir politikacı sana gelse, ya pek paramız yok. Yani onun için şimdi bu çocuk falan diyorsunuz hocam ama yani bu evde mevde falan filan böyle masraf edeceğiz, şudur budur. Ya önce biz babanın cebine girecek parayı düşünelim. Şimdi para harcamayalım bu çocuklar falan, yani böyle bir
maliyet analiziyle falan, fayda maliyet şeyle gelecek olsa, burada son derece söyleyeceğiniz önemli şeyler oluşuyor değil mi? Var, evet. Evet, fayda maliyet analizleri yapıldı nitekim. Bunu ekonomistler yaptı. Ve bunlar şudur. Okul öncesi eğitimin getirdiği çok daha yüksek düzeyde oluyor. Yani fayda maliyet analizi sonucu bulunan eğitime yapılan, erken eğitime yapılan yatırımın çok daha büyük yarar sağladı. Evet. Bu yani bu saptandı. Evet. Ekonomik göstergelerle saptandı ve gerçekten yani bunun da farkına varılması lazım. Eğitime yapılan yatırım, özellikle erken yaşta yapılan yatırım ekonomik olarak çok rantabil. Evet. Çok mantıklı ve işe yarıyor. Çünkü niçin böyle oluyor? Çünkü çocuk okula hazır geldiği zaman daha fazla yararlanabiliyor eğitimden. Ekonomik gelişmeyi kamçılayan ise eğitimin kalitesidir. Ve okullaşmanın süresidir. Daha çok okulda devam ediyor çocuk. Daha kaliteli eğitim alıyor ve dolayısıyla daha üretken vatandaş oluyor. Evet. Şimdi bütün bunlardan zaten yola çıkarak biz araştırmanın son kısmına gelmeden önce Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nı, AÇEV'i kurduk. Evet. Sırf bu okul öncesi eğitimi ve özellikle anne eğitimini de Türkiye'de yaygınlaştırmak için 1993 yılında. Evet. Ve o yıldan beri 650 bin kişiye AÇEV doğrudan teke tek ulaştı. Evet, çok kısaca kendi ağzından dinlemiş olduk Çiğdem Hoca'yı aslında. Evet, özetlersek bilim insanı olarak hani şöyle bir ben baktığım zaman araştırmalarını şöyle bir kurgusunu görüyorum. Tabii bu böyle çok belki bilinçli kurgulanmamış hayatı boyunca, yıllar boyunca, ama tematik olarak şöyle görüyorum ben. Şimdi 80'lerde başlayan ve Çiğdem Hoca'nın katıldığı çocuğun değeri araştırmaları vardı. Dünyada böyle kültürler arası karşılaştırmalar vardı. Çocuğun değeri, yani ne demek bu? Neden çocuk sahibi olunur? Çocuk sizin için ne ifade ediyor? Gibi bir hani çocuğun value of children, İngilizcesi de takip etmek isterseniz, değeri nedir sizler için, aileler için diye kültürler arası araştırmalar yapılıyordu. Hala da yapılıyor belki bildiğim kadarıyla. Ve burada daha geleneksel, daha kültür açısından toplulukçu olan ve de tabii daha düşük sosyoekonomik statüde olan ülkelerde aileler genellikle çocuğu bir gelecek güvencesi olarak, ekonomik güvence olarak görüyorlar. Bu çıktı. Daha ekonomik olarak gelişmiş ülkelerde ise tabii daha psikolojik değerinden bahsediyorlar. Yani çocuk sahibi olmanın verdiği psikolojik tatminden, bir evlat yetiştirmenin, bir birey yetiştirmenin dünyaya bir değer kazandırdığından bahsediyorlardı. Fakat köyden kente doğru veya kırsaldan kente doğru göçler başladıkça ailelerde bu çocuğun değeri çocuğun ekonomik değeri, işte bana baksın ileride yaşlandığımda veya maddi olarak aileye katkı sağlasın gibi daha ekonomik ve yani çıkarsal veya finansal diyelim değeri gitgide artık değişen aile modelinde, yani kente doğru göçte daha duygusal değere de dönüşmeye başlıyor. Ve dolayısıyla ailenin kendi içerisinde de, ailenin yapısında da tabii değişiklikler oluyor. Daha çekirdek aile, anne baba çocuktan oluşan çekirdek aile, geniş ailelerden daha küçülmeler söz konusu. Ve bir aile değişim modeli önerdi Çiğdem Hoca. Bu aile değişim modelinin içerisinde de değişen aile modeliyle beraber çocuğun da değeri değişiyor ve artık aileler sadece ilişkili olan bir çocuk, yani anne babayla her daim, yani hayat boyu böyle bağı olan ve onlara bakmakla yükümlü olan bir çocuk kurgusundansa daha özerk, daha otonom, kendi kararlarını kendi verebilen bir kurguya geçiyorlar. Ama şimdi bu mesela Batı'da, Batı toplumlarında ve Batı ana akım psikolojisinde belki hani dizilerden ya da kendi deneyimlerinizden biliyorsunuz, ziyaret etmiş
Batı toplumlarını ya da yaşadıysanız oralarda, hani 18 yaşından itibaren artık çocuğun evden ayrılıp bir daha dönmemesi şeklindeki bir özerk olma, tamamen otonom olma kurgusu varken ve Batı literatüründe de psikolojide böyle algılanırken benlik kuramı, bizim gibi Doğu toplumlarında da tırnak içinde daha toplulukçu yerlerde de daha ilişkisel algılanırken, Çiğdem Hoca bu ikisini birleştiriyor. Diyor ki hem ilişkisel hem ilişkili olabiliriz, duygusal olarak çok kuvvetli bağlarımız olabilir ama aynı zamanda karar verirken de otonom, yani özerk olabiliriz. Dolayısıyla bu iki ucu bir yerde birleştirip özerk tire ilişkisel ya da ilişkili benlik kuramı, autonomous related self, özerk ve ilişkili, aynı anda ikisinin birden olabileceğini söyleyen ilk araştırmacılardan biri oluyor. Bu aile değişim modeliyle beraber bu ikisini de yani hem özerk olması ama hem de aynı zamanda duygusal ilişkiyi devam ettirmesi mümkün. O işte birbirini sevme, koruma, kollama, çok yakın ilişkide bulunma şeyini devam ettirmek mümkün. Yine mesela Amerikan dizilerinden, hani çok prototipik olarak söylüyorum, aklınızda kalabilir. Ben çok şaşırmıştım en azından çocukluğumda gördüğümde. Bir kadın, işte diyelim 20'li 30'lu yaşlarda genç bir kadın, annesini arıyor. Anne diyor, işte hafta sonu şu saatler arası sana gelebilir miyim diyor mesela. Hani ve bu böyle bir randevuyla şeyle, işte gelme diyor mesela annesi, uygun değilim diyor veya işte sen uzun yıllardır zaten gelmedin, yani gelme, yani böyle bir yabancı gibi. Dolayısıyla o duygusal bizdeki olan sıcaklık muhafaza edilebilir diyor, fakat aynı zamanda da özerk ve otonom olabilir birey diyor. Bu dönüşle beraber, yani ya da bu kentleşmeyle beraber tabii şeyin, erken çocukluk döneminin dönemindeki eğitimin şeyi çok artıyor. Çünkü artık özerk olmak için, o otonom bağımsız birey seviyesine gelmek için çok daha erkenden bir müdahale, erkenden bir eğitim vermek gerekiyor çocuğa. İşte erken dönem çocuk eğitimi konusu da zaten buradan çıkıyor. O özerkliği en iyi şekilde yaşayabilmesi için erken dönemden başlaması gerekiyor. Ki o zaman Çiğdem Hoca'nın da aktardığı gibi, şimdi olduğundan çok çok daha az bu okul öncesi eğitim, ana sınıfı vesaire. Hakikaten Türkiye'de hani bu kadar çok duyuyorsak okul öncesi eğitim, ana sınıfı, anaokulu kavramlarını ve bu kadar çok aile yolluyorsa, kesinlikle Çiğdem Hoca'nın ısrarlı hani ilkokul çok geç, ondan çok daha önce başlamamız lazım eğitime demesindendir mutlaka ki. Şimdi böyle bir sefahat vermiş olayım yaptığı çalışmalarla ilgili, çok çok kısa. Ve bunları son derece bilimsel, dediğim gibi altyapısı kuvvetli, altyapısı kuvvetli bir zemine oturtuyor. Zaten kendisi de bahsediyor. İşte kontrol grubu, deney grubu, boylamsal çalışmalar son derece zor. Yani bugünkü koşullarda bile hepimizin yapması son derece zor çalışmaları 70'lerde, 80'lerde, 90'larda yapıyor Çiğdem Hoca bu kadar büyük bir emek ve gayretle. Ve hakikaten hani bu sadece ödüllerinin bir kısmı, dünyada, Türkiye'de son derece fazla bilim ödülüne sahip ve aynı zamanda uygulamaya da bu kadar emek vermiş ve katkıda bulunmuş bir kişi olarak mirasını bizlere bırakıyor. Benim en temelde aslında söyleyeceklerim bu kadar. Aslında devam edebilirim fakat Dilemciğim, nasıl zaman olarak, nasıl, ne kadar dakika aldım ben? Hocam aslında sizi 11'de hatırlatacaktım zaten. Şu an tam zamanı galiba. Okey. Bence ben burada durayım. Bundan bahsetmiş olayım size. Ondan sonra tekrar belki döneriz. Birkaç şey daha var paylaşabileceğim, sorularınız olursa. Çok teşekkürler. Şimdi bu başlangıçla Fatoş Hoca, Fatoş Gökşen Hocamız biraz daha derinleştirecek konuları, araştırmaları Çiğdem Hoca'nın. Çok kısaca Fatoş Hocamızı tanıtayım. Fatoş Gökşen Koç Üniversitesi'nin kurucu, neredeyse öğretim üyelerinden bir tanesi.
Çok uzun yıllardır sosyoloji bölümümüzün değerli öğretim üyesi. Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi'nden alıyor ve yüksek lisans derecesini. Sonra Pensilvanya Üniversitesi'nde doktorasını tamamlıyor. Sosyal politikalar asıl konusu. Koç Üniversitesi'nde de Sosyal Politika Merkezi'nin hem kurucusu hem direktörü. Eğitim sosyolojisiyle ilgileniyor, gençlik araştırmalarıyla ilgileniyor. Evet, şimdi sözü kendisine bırakıyorum. Hocam sessizdesiniz bu arada. Çok teşekkürler Zeynep. Aslında çok enteresan oldu Zeynep. Sanki sunumlarımızı birlikte hazırlamışız gibi bir durum çıktı. Bu da belki Çiğdem Hoca'dan aldığımız eğitimle ilişkili. Bizi ortak noktaya getiriyor o bilime, sosyal bilime ve psikolojiye bakışımızda. Zeynep'in de dediği gibi ben lisans eğitimimi ve yüksek lisansı psikolojide aldım. Sosyal psikolojide master tezimi de Çiğdem Hoca ile yazdım. Ondan sonra psikolojiden ayrıldım ama çalışmaya Çiğdem Hoca ile devam ettim. Onun için yani benim bugün yaptığım araştırmalarda sosyal politikaya yönelmemde, gençliğe ve kadın çalışmalarına yönelmemde Çiğdem Hoca'nın çok büyük etkisi olduğunu söyleyebilirim. Verinin gücüne inanmak, yani verinin gücüyle hareket etmekte kesinlikle Çiğdem Hoca'nın çok büyük etkisi var. Bu videoda bahsettiği erken çocuk, anne çocuk eğitimi projesi ilk 1980'lerin başında, 85-86'ydı sanırım yaptığında ben bu projenin asistanıydım. Daha o zaman çok gençtik tabii ve benim ilk saha deneyimimdi bu. Çiğdem Hoca gözünü kırpmadan bizi sahaya sürdü. Yani bir taraftan araştırma yaparken bir taraftan da bu araştırmanın eğitici gücüne de inanırdı. Yani öğrencilerini bu araştırmaların bir parçası yapar ve bunun çok büyük bir öğrenme süreci olduğunu da düşünürdü. Ve ben ilk defa sahayla Çiğdem Hoca'nın bu araştırmasında tanıştım. Ve sanırım neredeyse o günden beri hep sahadayım diyebilirim. Hep kendime öyle bir akademik kariyer çizdim. Ben de şimdi biraz Zeynep'in sunumuyla ilişkili devam edeceğim. Çiğdem Hoca'nın sadece psikoloji yani sadece psikoloji bilimine katkıları değil, aslında ben Çiğdem Hoca'yı bir sosyal bilimci olarak tanımlamak istiyorum. Yani bir psikolog değil, bir psikoloji bilimi insanı olarak değil, çok genel anlamda bir sosyal bilimciydi. Ve ben daha fazla bu uygulama, Zeynep'in bahsettiği uygulama alanlarında ne ifade ediyordu Çiğdem Hoca'nın Türkiye için yaptıkları, biraz onlara değinmek istiyorum. Zeynep'ten devralarak. Ben paylaşabiliyorum, görüyorsunuz herhalde, değil mi? Evet. Evet. Çiğdem, yani burada bahsettiğimiz hep hani bilim nedir, nasıl yapılır? Bilim nedir? Bilim bakmanın yoludur, düşünmenin yoludur, bilmenin yoludur diyoruz. Böyle tanımlıyoruz bilimi. Ya da diyoruz, bir taraftan da diyoruz ama bilim çok kısıtlıdır, her zaman eksiktir, her zaman yarımdır, geçicidir, hep bir yarı bilinmezlik vardır. Bunun gibi bir sürü bilim felsefesine baktığımızda bu tür tartışmaları çok sıklıkla görüyoruz. Ama bu bilim tartışmasını yaparken sanki bilim hep böyle bilim adamından bağımsız yapılıyormuş gibi bir tanım ortaya çıkıyor. Yani bilim insanı, bilim adamı dediğim için özür dilerim, bilim insanı nedir? Biraz onunla ilgilenmek lazım. Yani bilim insanı aslında çok geniş. Yani bilimin tanımından daha da geniş bir tanım bence. Yani kökenine bakarsanız bilim insanı nedir? Scientist'ten baktığımız zaman ist zaten bir yaratan, yani bir sanatçı, bir artist'ten geliyor. Scientia da Latince'de bilgi demek. Yani bir bilgi sanatçısı aslında. Yani yaratıcılığıyla, sorgulamasıyla, itelemesiyle, dönüşüm isteğiyle aslında tam bir sanatçı gibi bakmak gerekiyor, görmek gerekiyor bilim insanına.
bilgi sanatçısı diyebiliyoruz. Ne yapar bilim insanı? Bilim insanı soru sorar. Öyle değil mi? Ama bu yani sıradan sorular sormak değil. Neyi nasıl sorar? Zor soruları sorar. Daha önce sorulmamış soruları sorar. Herkesten önce sorar. Çok erken sorar. Bu Çiğdem Hoca'yı tanımlamak için o kadar önemli ki, o kadar yerinde bir tanım ki, gerçekten Çiğdem Hocamız hep zor soruları ve zorlayan soruları sordu ve herkesten önce sordu. Yani bu çocuğun değeri araştırması, şimdi ben bunları tek tek anlatmayacağım çünkü Zeynep çok güzel özetledi hepsini. Yani bu çocuğun değeri araştırması ya da işte değişen aile yapısı, erken çocukluk eğitimi. Yani Türkiye'de kimse bunu konuşmuyorken, milli eğitimin gündeminde bile değilken bu soruları büyük bir cesaretle sordu. Kültürler arası psikoloji dedi, karşılaştırmalı psikoloji dedi. Bu bireyselcilik, diğer kamlık, bunun çevirilerine ben hep böyle biraz canım sıkılıyor nasıl çevrildiği konusunda açıkçası. Bunları hep sorguladı. Yani gelişmekte olan ülke demedi. Üçüncü dünya demedi. Çoğunluk dünya dedi. Yani kadın konusunda aslında baktığınız zaman yani çocuğun değeri araştırması, erken çocukluk ya da değişen aile yapısı, bunların odaklarından bir tanesi de hep kadındı. Yani baktığınız zaman Çiğdem Hoca'nın bütün bu araştırmaları çok bütüncül araştırmalardı. Yani bir sürü soruna değinen çok geniş bir açıyla yaklaşılmış sorunlardı. Hep bu kavramları sorguladı. Yani bilim insanı ne diyoruz? Kavramsal olarak yaratıcıdır diyoruz. Sorgular diyoruz. Yenilikçi kavramlar yaratır, tartışma yaratır diyoruz. Çiğdem Hoca tam da bunu yaptı aslında. Yani bu kabullenilmişleri bir kere hep sorguladı Çiğdem Hoca. Yani bu sosyal bilim, yani psikolojide olsun, başka alanlarda olsun, siyaset biliminde olsun, çok okurdu hocamız biliyorsunuz. Yani Hale, siz, Çiğdem Hanım'ı, Zeynep, sen de biliyorsun. Bu karşı duruşu çok enteresan çünkü Batı'nın Batı odaklı evrensel sosyal bilim kabullerini reddetti bir kere. Yani bu ve de bunu çok erken yaptı. Biraz önce Zeynep'in bahsettiği, onun için ben tekrar tek tek bahsetmeyeceğim. Bu özerk, ilişkisel benlik, çocuğun değeri, işte çoğunluk dünyası. Bunları reddetti ve sorguladı. Yani bu işte ikilemli bireyselcilik ya da işte diğer kamlık ya da ilişkisellik, bu ayrımları bu kadar ayrı bakmayı, bu kadar batı gözlüğüyle bakmayı ve de bu kabullenişi, bu evrensel kabullenişi çok ciddi bir şekilde sorguladı. Ve de bu çok enteresan çünkü bunu çok erken yaptı biraz önce söylediğimiz gibi. Bu özellikle aile değişim modeline bakarsak bu çok önemli, çok önemsenmesi gereken bir tartışma. Bu da çok gerçekten Çiğdem Hoca'nın çok erken söylediği bir şey. Dünyada modernleşme teorileri böyle fırtına hızıyla eserken ve bütün dünya işte bu kalkınma politikalarını etkilediği, şekillendirdiği dönemde modernleşme kuramına aslında karşı durdu hocam. Ve de yani psikologların çok da bakmadığı bir alandı. Bu daha fazla işte siyaset bilimcilerin, belki sosyolojinin ya da antropologların üzerinde biraz tartışmaya başladı da Çiğdem Hoca bunu verilerle ortaya koymaya çalıştı. Ne diyor modernleşme kuramı? İşte tek bir çizgi vardır kalkınmaya doğru ve bütün toplumlar kırsal şeyden kentsel ekonomiye, sanayileşmeye aynı yolu takip ederek geçerler. Ve de bu aile yapısına özel olarak da tek tek bir gelişmekte olan ülkelerde ve gelişmiş ülkelerde farklı aile modelleri vardır. Sanayileşmeyle birlikte gelişmekte olan ülkelerde batıdaki aile tipine evrilecektir. Çiğdem Hoca bunun karşısında durdu. Ve de yani çok farklı etkileşimler olduğunu, kültür, yaşam koşulları, farklı modeller oluşabilir dedi. Bu çok benim için mesela çok önemli. Bu kadar daha sonra bunları çok insanlar söyledi tabii ki. Ama Çiğdem Hoca'nın bunu bu kadar önce söylemesi gerçekten dünyaya ne kadar açık bir gözle baktığını, ne kadar sorgulayıcı baktığını ve ne kadar cesaretle baktığını gösteren bir şey.
Bunun izi aslında. Başka bir özelliği, bilim insanında olması gereken, yani gerek sosyal bilimci olsun, olması gereken şey bütüncül yaklaşım. Bir bilim insanı bütüncül bakmak zorunda. Çiğdem Hocam bütüncülüğe çok önem verdi. Şurada bir alıntı var. Maalesef nereden aldığımı yazmamışım, çok özür dilerim, biraz önce fark ettim. Projesini anlatıyor Çiğdem Hoca'nın. Çok yani aslında şey, her yerde bulabileceğiniz bir hani çok sosyal psikoloji kitabında Çiğdem Hoca'nın projeleri anlatılıyor. Şöyle diyor. Çocuğun değeri araştırması psikolog, nüfus bilimci, ekonomist gibi araştırmacılardan oluşan bir takım tarafından yürütülmüştür. Bölgesel gelişim düzeyi, kentleşme, sanayileşme, eğitim, iş ve gelir düzeyi. Gördüğünüz gibi çok geniş bir açıdan bakıyor. Bu, yani Çiğdem Hocam'ın araştırmalarına baktığınız zaman hiçbiri sadece dergi sayfalarında kalsın, bir makale olarak bir bilim dergisinde çıksın diye yapılmış araştırmalar değil. Hep çünkü toplumsal sorunlardan kaygı duyup sorular sordu hocam. Önceliği hep böyle uygulanabilir, girişimler olabilecek, politikalar tasarlanabilecek şekilde baktı. Çünkü gerçekten kaygı duyuyordu, gerçekten bir sosyal dönüşüm ihtiyacı olduğunu düşünüyordu. O çerçevede bu bütüncül görüşü, bu bütüncül bakışı araştırmaya çok önemli. Özellikle bu sosyal politika ya da dönüştürücü politika geliştirmekte olmazsa olmazı işin, bir bütüncül yaklaşım sormak. Yani o dönemlerde kimse daha sosyal politika demiyorken Çiğdem Hocam'ın kafasında bir araştırma sorusu sorarken hep bir girişim, bu intervention dediğimiz bir girişim olsun, dönüştürücü bir şey olsun ya da daha geniş, daha makro politikalara dönüşebilme potansiyeli olan sorular sordu. Ne dedik? Bilim insanı ampiriktir dedik, agnostiktir dedik, gözleme dayanır, farklı yöntemler kullanmaktan çekinmez diyoruz, değil mi? Çiğdem Hocam gerçekten bu konuda çok çok hassas. En geniş kapsamlı araştırmalardan, ki Zeynep'in sunumunda gördünüz, yani kültürler arası karşılaştırmalı araştırmalardan bir sınıfa girerek, yani bir sınıfa girme noktasına kadar çok kapsamlı bir şekilde araştırma yapıyordu. Ya, ama mesela bizim ödevlerimizde, master tezlerimizde de bu konuda çok titizdi, araştırma yöntemleri konusunda. Ve sahada olmayı hep çok sevdi. Yani sahada bir şeyler yapılıyor olmasını çok sevdi. Ve de değişimin, dönüşümün ancak veriye dayalı ya da veriden yön bulan kapsamlı politikalar veya girişimlerle olabileceğine inandı. Yani daha önce baktığımız kuramları da aslında hep saha çalışmalarından edindiği verilere dayalı kuramlar. Veriye hep, yani kendi konuşmasından da, biraz önce videodan da gördünüz. Onun için Zeynep, teşekkür ederim. Benim için de kullanmış olduğum videoyu. Bu gerçekten veriden güç alan, herhangi bir veriden güç almadan, bütüncül bakmadan herhangi bir dönüşüm tasarlamak, hayal etmek çok mümkün değil. Çiğdem Hoca'ya baktığımızda birazdan sanıyorum anlatılacak galiba, Burçin anlatacak. Tergel araştırmasında okullardaydı. Bu çocuğun değeri araştırmasında Türkiye'nin farklı bölümlerindeydi. Gene işlevsel okuryazarlık konusunda farklı ülkelere gitti. Oralardan da veri topladı. İsrail'le birlikte karşılaştırmalar yapmaya çalıştı. Erken destek projesinde, iş yerlerinde, fabrikalardaydı. Yani hiçbir zaman Sırça Köşkü'nde ya da bu işte Fil Dişi Kulesi'nde değildi Çiğdem Hocam gerçekten. Ve de dediğim gibi bu benim ilk defa sahayla, ilk defa sosyal politikaya, ne olduğunu bilmeden bile sosyal politikayla tanıştığım, tanışmamı sağladı Çiğdem Hoca'nın bu barışı. Ve eşitsizliklerle tanışmamı sağladı. Yani o zaman böyle 21 yaşında hayatımda ilk defa İstanbul'da daha önce ayak basmadığım bir takım semtlerde veri toplamaya gittiğimde gerçekten hem kendimle karşılaştım, tekrar yüz yüze geldim, hem de eşitsizliklerin boyutuyla yüz yüze geldim ve benim bugünkü kariyerimi belirleyen çok önemli bir tecrübe oldu. Bilim insanı nedir? Bu bilimin tanımında çok da rastlamadığımız bir şey.
yaşadığı toplumun şartlarıyla şekillenir. Öyle değil mi? Toplumsal süreçleri yakından inceler, dönüştürmeyi hedefler ve sorunlardan duyduğu kaygıyla hareket eder. Şimdi biz böyle hani bilim tanımı yaparken, bilim insanı tanımı yaparken ne diyoruz? Bilim insanı objektiftir. Yok, bilim insanı objektif olmamalıdır. Yani özellikle sosyal bilimlerde bu çok tartışmaya açık bir konu. Çünkü neden? Biz sorularımızı geliştirirken, sorularımızı sorarken, sorularımızı tasarlarken aslında yaşadığımız toplumun şartlarından çok etkileniyoruz. Duyduğumuz kaygılar bizi bir takım soruları sormaya itiyor. Yani bilim insanının bir duruşu vardır. Öyle değil mi? Ve bütün soruları bu duruştan yola çıkar. O açıdan ben objektiftir demiyorum. Tabii ki sonuçlara objektif yaklaşır. Verilerini objektif bir şekilde yaymaya çalışır. Orada o tartışma yapılamaz bile. Ama sorusunu sorarken bir duruşu, bir dünya görüşü, bir dünya algısı ve tahayyülü vardır. Yani o çerçevede bütün baktığınız zaman Çiğdem Hoca'nın araştırmalarına, aile yapısı, eşitsizlikler, kadın eğitimi, kadınların istihdama katılımı, erken çocukluk eğitimi, yoksulluk, göçmenlerin uyum sorunları, din eğitimi. Yani gördüğünüz gibi bunlar yani Türkiye'yi Türkiye yapan ve yani Türkiye kalkınmasının sorunlarının tümü. Öyle değil mi? Çiğdem Hanım bütün bu sorunlar hakkında bir proje üretti. Soru sordu, kaygılandı. Yani bir sosyal bilimci olarak Çiğdem Hoca insanın içinde yaşadığı topluma herkesle eşit olarak katılabilmesinin önündeki engellerden kaygı duydu. Yani kaygı duyduğu sadece ve sadece hani çocuğun bir sene daha önce okula gitmesi değil. Aslında kaygı duyduğu şartlara eşit erişememe kaygısıydı. Bu engellerin eşit vatandaşlık ilkesi doğrultusunda ortadan kaldırılmaları için alınabilecek önlemleri düşündü. Bunlar üzerine kafa yordu. Bunu yaparken mesela kadının toplumsal süreçlere katılımı, kadın istihdamı, erken çocukluk, bütün bunların birbiriyle ilişkisine baktı. Yani bunları birbirinden bağımsız tek tek konular olarak görmedi ya da bunları böyle tek bir işte bunları böyle çıkarayım, bir listesini yapayım, envanter Türkiye'nin sorunları ve de buralardan da böyle sonuçlar çıkıyor. Hiçbir zaman böyle yaklaşmadı Çiğdem Hoca sorunlara. Yani bunların bir listesini dökmek değildi amacı. Yani her alandaki eşitsizliği ortaya çıkan tezahürlerini anlamaya çalıştı. Bunları karşılaştırmalı bir şekilde ortaya koymaya çalıştı. AÇEV, ERG, Koçkam gibi STK'larla bunların ve de bu sivil toplumun önemine inandı. Sivil toplumun önemine inandı bunları gerçekleştirebilmek için. Yani bilim insanının sivil toplumla birlikte çalıştığı zaman dönüştürücü bir güç olabileceğini düşündü. Tabii Türkiye zor bir coğrafya ve gördüğü resim oldukça karanlık bir resimdi Çiğdem Hoca'nın. İşte bu Türkiye'nin aynı gelir düzeyindeki ülkelerle karşılaştırıldığında vatandaşların eşit haklara ulaşımını sağlamada ne kadar geride olduğu onu hep çok kaybeder. Sık sık bunu öğlen yemeklerinde falan sık sık bu istatistikleri konuşurdu. Hatırlıyorsundur Zeynep belki. Yani her gün bir tane UNDP'nin bir araştırmasında bir istatistiğini getirir ve ne kadar içten kaygılandığını görürdünüz. Bu yoksulluk veya toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlikleri baş etmek üzere alınan önlemlerin yeterli olmadığını hep söyledi. Hep eleştirdi gelen. Ve de yani bir bütün mesele bir sosyal içerme meselesi dedi. Bütün mesele bir sosyal içerme meselesidir. Bunun için yeni politikalar gerekir dedi. Yani aslında dediğimiz gibi hani tek tek teori gibi bakmamak gerekiyor. Yani ailenin, çocuğun değeri, erken çocukluk çok bütüncül yaklaştı. Bu sosyal dışlanma onun için önüne yani ilk çözülmesi gereken bir sorundu. Ve de bu politikaların çok boyutlu olması gerektiğini düşündü. Biraz önce Zeynep'in de söylediği gibi ve kendi videoda da anlattığı gibi Çiğdem Hoca sadece çocuğu eğitmedi. Anneyi de eğitti, babayı da eğitti.
Mesela kadın istihdamı son yıllarda Koçkam'da kadın istihdamından bahsederken aynı zamanda eğitimin de çok önemli olduğunu söyledi. Yani kadın eğitimine önem verilmeden kadın istihdamını çözmenin mümkün olmadığını tartıştı. Yani bir bütünlük sunmaya çalıştı her anlamda. AÇEV toplumsal dönüş, yani toplumsal dönüşümlerin biraz önce söylediğim gibi sivil toplum desteği, gücü çok önemli. AÇEV'i sadece erken çocukluk eğitimi için düşünmedi, hayal etmedi. AÇEV aslında eğitime eşit erişim sağlayarak toplumsal statünün yeniden üretilmesini, yeniden dağıtılması yolu ile toplumsal eşitsizliklerin gelecek nesillere aktarılmamasının önüne geçmek istediği için, bunu düşündüğü için AÇEV onun için önemliydi. Ya eğitime erişimin sosyoekonomik koşullar, cinsiyet, etnisite, ana dil, din gibi koşullar tarafından belirlenmesinin kesinlikle engellenmesi gerektiğini savundu. Yani çok bunları çok uzun uzun tartışmak, anlatmak isterim ama bitiriyorum. Evet, onu hatırlatacağım. Ve de okul öncesi eğitim neden önemliydi? Sadece çocukların ileride bir yıl daha üniversite okuması için değil, bir yıl daha ilerlemesi için değil, okul öncesi eğitim toplumsal eşitsizliklerin gelecek nesillere aktarılmasını engellemek için önemliydi aslında. Koçkam, gene aynı şekilde bitiriyorum. Kadın çalışmaları sürdürülebilir kalkınmanın bir parçasıydı. Ve bütün bu projelere baktığımızda Çiğdem Kağıtçıbaşı eşit vatandaşlık vaat eden bir demokraside eşit vatandaşlığın gereklerini sosyal politika düzleminde tanımlayarak hayata geçirmek bu amacı araştırmaların itici gücü oldu. Özerk kaldı. Her zaman her yerde söylediğini düşündüğünü söylemekten kaçınmadı. Elif'in bundan çok muzdarip olduğunu biliyorum zaman zaman. Çok fazla söylediğini düşündüğü için. Çiğdem Hoca zor bir coğrafyada bilim yaptı. Zor bir coğrafyada, belirsiz bir coğrafyada yaptı. Fakat bunu yaparken bütünlüğünü, tutarlılığını, ilkelerini ve zarafetini hep korudu. Zora karşı cesaretle savundu ve bu süreçte çok da eğlendi aslında. Çok da keyif alarak yaptı. Evet, bu durumda Çiğdem Hoca gerçek bir bilim insanıydı ve asi bir aktivistti diyerek bitirmek istiyorum. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkürler Fatoş'cum. Ben de tekrar senden dinlemiş oldum. Çok çok güzel oldu. Yani hepimiz bu paylaşımda birbirimizden bir kere daha dinliyoruz. Çünkü farklı bakış açıları gerçekten görüyoruz. Evet. Çok değerli oldu kişisel olarak benim için. Biz teşekkür ederiz. Arkadaşlar, burada böyle bir 5-10 dakika ara verip, ara derken gitmeyin ne olur bir yere, sizlerden soru almak istiyoruz. Yani bu ilk iki sunumdan sonra biraz daha bilime yaklaşımı gibi düşünebiliriz bu ilk iki sunumu. Bilim insanı karakteristiğiyle Çiğdem Hoca'yı değerlendirmeye çalıştık. Lütfen birkaç soru alalım sizlerden. Nasıl hissettirdi size kendinizi? Yani mesela şöyle mi hissettiniz? Aman Allah'ım, yani böyle bir hayat, böyle bu kadar hani katkı, bu kadar başarı mümkün değil. Hani biz bazen, çünkü ben öyle hissederdim açıkçası öğrencisi olarak. İmkansız yani bu iş, bu böyle bir hayatı, yani rol modeli almak bile bazen böyle insana şey gelirdi. Hani ben kimim ki rol modeli alıyorum gibi gelirdi ama öyle olmuyor gerçekten. Oluyor bir şekilde. Öyle mi hissettiniz? Benim sizin yaşlarınızda hissettiğim gibi, yoksa çok da böyle motive mi oldunuz? Ben de yapabilirim, yapılmışsa yapılır, demek ki yapılabiliyor gibi. En azından onu paylaşırsanız duygunuzu, çok memnun oluruz. Sizden bir ses almak istiyoruz. Lütfen. Deniz Kara. Merhaba hocam. Çok teşekkür ediyorum öncelikle bu güzel sunumunuz için. Kendimi tanıtayım mı yoksa direkt? Çok iyi olur. Tanıtsana lütfen. Tamam. Hocam, ben diş hekimiyim. Ankara Üniversitesi İnsan İlişkileri bölümünde de yüksek lisansımı bitirmek üzereyim. Çiğdem Hoca'yla tabii çok önceden tanıştım. Yani psikolojiye de merakım olduğu için
yakından takip ettim. Bu yaz okulunu da gerçekten Çiğdem Hoca'yı görünce direkt atladım, artık öyle söyleyeyim. Şimdi şu anda da sağlık çalışanlarının iyilik hali üzerine bir çalışma yapıyorum. Hani neden böyle bir şeyi seçtim? Artık pandemide biz şunu gördük. Biz özellikle hekimler, diş hekimleri mesela, çok uzak kaldık. Yani çok kritik bir noktada kaldık. Çoğu insan hani işini yapmak, yapmamak, topluma dahil olmak, olmamak, yani biz bunun içinde olmuş olmamıza rağmen bayağı derinden etkiledi. Ben de bu yine 2019'da da başlamış oldum yüksek lisansa. Bana da bu dönemde çok büyük destek oldu. Gerçekten birçok şeyi kendi adıma manipüle edebilmemi sağladı. Yani psikolojinin içinde olmak ve tahmin ediyorum bundan sonra yani sosyolojiye, psikolojiye daha çok ihtiyacımız olacak günlük yaşantımızda toplumsal olarak. Bizlerin de yani ister mühendis olsun, hukuk öğrencisi vesaire, yani sosyal bilimleri bilmemiz gerekiyor artık. Yani bir diş hekiminin ya da tıp öğrencisinin belki doktora, master olarak sosyal bilimleri de tercih etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani biz çünkü pozitif bilimler olarak bir yerde hep şeyde kalıyoruz. Fazla bilimsel kalıyoruz. Onu da pandemi döneminde yaşamış olduk. Yani Çiğdem Hoca'nın şey için konuşayım. Gerçekten bana ilham olmuş bir insandır. Yani sizlerden de bu kadar güzel şeyleri almak, onlarla birlikte yaşayan, yani birebir yaşayan insanlardan da bunu görmek bize de ilham verdi. Bunu iletmek isterim. Gerçekten ben onun bir özgeçmişini anlattığı bir şey izlemiştim. Bilim Akademisi'nde şunu söylemişti. Ailesi Çiğdem Hoca'ya çocukluğundan itibaren insanlara yardımcı olmak, yani toplumsal bir amaç diye, evet, yani bunun için yetiştirmiş. O yüzden sanırım Çiğdem Hoca'nın bu kadar çok çocukluk işte okul öncesi vesaire demesinin sebebini de anlıyorum. Çünkü kendisi bu şekilde yetiştirilmiş. Gerçekten o şekilde yetiştirilince, siz az önce söylediniz ya Zeynep Hocam, hani insan şaşırıyor nasıl böyle bir potansiyele sahip. Ama ben şunu görüyorum sizin anlattıklarınızdan, sizin birebir yaşadıklarınızdan da, gerçekten çocukları bu şekilde eğitmek, bu şekilde yetiştirmek ileride nasıl bir yol izleyeceklerinin haritasını da oluşturuyor aslında. Çok teşekkürler. Çok güzel. Çok teşekkürler paylaştığınız için. Ben teşekkür ediyorum hocam. Deniz, çok doğru. Hem sosyal bilimlerin her alanda gerekli olduğuna dair, hem de motivasyon yarattığına dair bu panelin. Çok memnun olduk ikisini de duyduğumuza. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Eylül, lütfen. Merhabalar. Merhaba. Ben İstanbul Bilgi Üniversitesi 2021 mezunlarındanım. Biz özellikle okulumuzda Hale Hocamız sayesinde Çiğdem Hocamızla çok fazla yani birlikte olma fırsatı bulduk diyeceğim. Çünkü özellikle Hale Hocamızın derslerinde her zaman Çiğdem Hocamızı yaşadık gerçekten. Ve ben gerçekten Bilgi Üniversitesi'nde okuduğum için bu açıdan çok şanslı hissediyorum kendimi. Onun dışında yani Zeynep Hocam, sizin de dediğiniz gibi gerçekten Çiğdem Hocanın yaptıklarını, söylediklerini gördükçe her seferinde çok daha fazla motive oluyorum ve açıkçası her zaman çok daha umutlanmaya devam ediyorum diyebilirim. Çünkü gerçekten bilimin ışığında bir şeyleri değiştirebileceğimize çok inanıyorum ben. Ve gerçekten size de çok teşekkür ederim. Çiğdem Hoca ile bir kez daha, mezun olur olmaz bir kez daha buluşma fırsatı buldum sayenizde. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Eylül, sağ ol. Başka var mı arkadaşlar söz almak isteyen bu noktada? Yoksa daha sonra bekliyoruz lütfen. Can, merhaba. Merhaba Emine. Merhaba hocam. Ben gerçekten Çiğdem Hoca'nın kaygısını hissettim konuşmalarınızda. Gerçekten hakikaten derdinin sadece
araştırmaları ya da yazıları değil, gerçekten bir kaygısının olduğunu konuşmalarınızda hissettim ve ben gerçek bir Çiğdem Hoca hayranıyım. Derslerimizde de zaten sosyal psikoloji dersimizde de kendisinin kaynaklarından takip ediyoruz. Bu yüzden onun kaynaklarını falan okuduğumda da sonra günlük hayatta bir şeylerle karşılaştığımızda sürekli Çiğdem Hoca'nın kitaplarına dönüyorsun ve evet işte bu yani diyorsun. Sürekli bir şeyler Çiğdem Hoca'nın söylediklerine götürüyor. Ben sadece ders alma fırsatımız olmadı. Ne yazık ki tanışma fırsatımız olmadı Çiğdem Hoca'yla ve sizin aracılığınızla şunu öğrenmek istiyorum ilk sorum. Şu an hani dediğimiz gibi, az önce konuştuğumuz gibi, Çiğdem Hoca'nın asıl derdinin hani uygulama alanına dökülmesi, bir takım sosyal politikalarla bunu gerçekten görmek istemesi, çalışmalarının hayata geçtiğini görmek istemesi, yaptıkları okumaların. Bize sizce ne önerirdi? Şu anda lisans öğrencilerine Çiğdem Hoca ne önerirdi? Özellikle bu pandemiden sonra neler yapmamızı önerirdi? Psikoloji öğrencilerine ya da genel anlamda sosyal bilimler öğrencilerine nasıl yönlendirdi? Ne gibi tavsiyelerde bulunurdu? Ben bunu çok merak ediyorum. Çok mersi. Fatoş'cum, sen de ne olursun katıl. Hepiniz öyle. Başlamak ister misin? Başlayayım. Aslında tabii bu pandemi sosyal bilimin ne kadar önemli olduğunu, bilimlerin ve de disiplinler arası sorunlara, disiplinler arası yaklaşmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi bence. Yani çünkü gördüğümüz gibi eşitsizliklerin boyutu ortaya çıktı. Bu ne olabilir? Irka dayalı olabilir, cinsiyete dayalı olabilir, toplumsal sınıfa dayalı olabilir. Bunlar ortaya çıktı ve pandeminin belki böyle faydalı bir tarafı oldu. Yani dünyada bu sosyal politikadan ya da işte refah devleti kavramından çekilen devlet ya da politikalar böyle bir geriye dönme zorunluluğu çıktı ortaya. Çünkü yani refah devletinin olmadığı her yerde, bu İngiltere olabilir ya da neyse, yani mesela Amerika müthiş çöktü gördüğünüz gibi. Yani aşı var, aşıyı dağıtamadılar başta. Nedir bu? Bir takım sosyal politikaların, bir takım bu eşitsizliklerin önüne geçecek bir takım hizmetlerin geri gelmesi gerektiğini gösterdi. Bu da tam Çiğdem Hanım'ın zaten vizyonuydu. Yani çok daha fazla sosyal bilimciye ihtiyacımız olduğu ve çok alanda daha fazla sosyal bilimcinin çalışması gerektiği ve de Zeynep'in dediği gibi uygulamaya yönelik de çalışmaların çok önemli olduğu her alanda, yani tıbbın tek başına sorunla baş edemediği ortaya çıktı mesela. Öyle değil mi? Ya da ekonominin tek başına bu sorunla baş edemediği ortaya çıktı. O açıdan yani Çiğdem Hoca bunu çok büyük bir fırsat olarak görürdü diye düşünüyorum sosyal bilimlerin sahneye tekrar parlayarak çıkmasında. Ben de şey derdi diye düşünüyorum. Bilmiyorum panelistler katılır mı bu görüşe. Yani onu söylediği zaman ben tabii farklı hissederdim. Onu da paylaşayım sizinle. Yani gitme kal derdi hepimize diye düşünüyorum. Sakın bir yere gitme, burada kal derdi diye düşünüyorum. Kendisi de çok çok iyi okullarda okumuş. Amerikan vatandaşlığı almak, yani alabilecekken almamış. Yurduna her zaman hizmet etmeye adamış kendini. Bir insandı. İstediği yerde çalışabilir, istediği yerde parlayabilirdi aslında dünyada. Ve her zaman şey derdi, işte böyle öğretim üyesi alımı yapılacakken, ah ne kadar güzel, Türkiye'ye dönmek istiyor derdi. Böyle öyle bir milliyetçiliği vardı. Öyle derdi herhalde. Evet, her şeye rağmen çok zor koşullar altındayız. Hepimiz biliyoruz. Hiç polyanlacılık oynamıyoruz. Her türlü katman katman sorundan bahsetmek mümkün bu coğrafya ve ülkeye dair, ama gitmeyin sakın derdi herhalde. Bilmem, öyle gibi geliyor bana, öyle dermiş gibi geliyor. Ben de ufak bir ekleme yapabilir miyim? Ben size birazdan bahsedeceğim aslında. Çiğdem Hoca'nın son yürüttüğü araştırma Pergel projesiydi. Pozitif ergen gelişimi projesiydi ve pozitif psikolojiyle çok iç içe aslında araştırma fikirleri yürütmeye başlamıştık hep birlikte, Pergel'in de ötesinde. Pandemi sırasında bence pozitif psikolojiden gelen o yaşam becerilerinin öğrenilebilir olduğu vurgusunu kesinlikle yapardı diye düşünüyorum. Çünkü pandemiden zarar gören sadece belli bir kesim olmadı, belli bir yaş grubu olmadı. 65 yaş üstü hep dendi, çocuklar, okullar kapalı dendi, ama aslında her yaş grubu bundan çok fazla etkilendi. Ve
bu yaşam becerilerinin Çiğdem Hoca'nın kendi tabiriyle esenliğe götürme yolunda çok önemli olduğunu hep vurgulardı. Bence bunu çok daha fazla vurgulardı. Belki bu bir araştırma merkezi kurarak taçlanırdı. Belki Pergel gibi başka bir araştırma projesi, uygulamalı bir projede yön bulurdu. Belki farklı dersler açılırdı. Belki AÇEV gibi başka bir vakıf kurulurdu. Bilmiyorum ama bence bütün bu fikirlerini, bütün bu bütüncül yaklaşımını bir noktada toplamak için hepimizi de seferber ederdi, öncülük ederdi mutlaka diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Son sözü Koray'a verelim, sonra devam edelim izninizle. Koray, buyur. Merhaba hocam. Öncelikle gerçekten bence çok teşekkür ediyorum. Yani bize bu fırsatı sunduğunuz için. İlk olarak sizin sorunuza ben cevap vererek başlayayım. İçimizde bir motivasyon duygusunu tabii ki de uyandırdı ve gerçekten bizim de rol model aldığımız bir insan Çiğdem Hoca. Şunu sormak istiyorum. Bilime yaklaşımı benim de çok takdir ettiğim, hani ne haddime ama hani benim de o yolu seçmeyi istediğim bir yaklaşım aslında. Bilime çıkış yolu subjektif ama bilimde yolculuğu objektif bir bakış açısı. Şunu sormak istiyorum. Sosyal politikalarla da ilgili çalışmaları yaparken hiç ne tür zorluklarla karşılaştı? Tamam, okey, bilimi bilim için yapmak tamam, ona okey diyoruz da hani evet, ortada bir problem var, o problemi görüyor, onun içini acıtıyor, buna bir şey yapmamız lazım. O da sonuçta ucu siyasete dokunuyor, sosyal politikalara dokunuyor. Burada ne tür zorluklarla karşılaştı ve bu zorluklarla nasıl başa çıktı? Çünkü bunu da sorma sebebim şu, çünkü şu an yani yaşadığımız hakim paradigmaya da bakınca, hakim kültüre bakınca bu yani çok mu erken diyorum, daha yani mezun olmakla olmamak arasındayım da ben çok mu erken pes etmek üzereyim? Çünkü bakınca hani daha bir paylaşılan bir kuklada bir gökkuşağı rengi var diye bile kaldırılan bir gün yaşarken bu kadar çabuk pes edersem Çiğdem Hoca'ya mı ayıp olacak? Acaba o da mı böyle zorluklar yaşadı ve bunlarla nasıl başa çıktı? Bize neler önerirdi bunlarla başa çıkmak için? Yani bu yolculuğu devam ettirebilmemiz için, o var olan problemleri bizim de bir şey katabilmemiz için. Çok teşekkürler Koraycığım. Çok kısa ben cevap veririm ama herhalde herkesin çok söyleyeceği şey var. Yani çok fazla zorlukla karşılaştı. Yani bunu söylemeye gerek yok. Tabii bilim açısından ya da bilgi ulaşma açısından olan zorluklardan bahsetmiyorum bile. Yani öyle bir dönemde yaşadı ve üretken oldu ki hani Google yok, internet yok, bilgisayar yok. Hani kütüphaneye gidiliyor, tek tek kitaplar alınıyor, tek tek fasiküller, dergiler bakılıyor. İşte data kartları punch ediliyor, data verileri okutturuluyor filan. Yani hayal edemeyeceğiniz tabii hani bilimsel açıdan bilimci olmanın zorlukları. Bir de tabii uygulamacı olmanın, sosyal politikaları devşirmenin, düzeltmenin zorlukları diyelim. Milli Eğitim de çok anıları vardır Milli Eğitim Bakanlığı ile. Elbette ki onlarla işbirliği yapmalıydı, yapmaya çalıştı, çok gitti geldi. Çok anıları vardır bizlerle paylaştığı. Ama nasıl hani başa çıktı bilmiyorum. Benim bakış açım, sizler farklı görüyor olabilirsiniz. Elif'cim özellikle tabii hayatının tamamını bilen bir insan olarak farklı görüyor olabilir. Çok hani ben kendim için de onu derim naçizane. Herhalde Çiğdem Hoca'nın da öğrencisi olmaktan iflah olmaz bir optimistti. Hani iflah olmaz bir iyimser. Yani anlatabiliyor muyum? Ne kadar zorlukla karşılaşırsa karşılaşsın o iyimserliğini hiçbir zaman bırakmadı yani. Öyle diyeyim. Hani bilemiyorum, ben böyle söylerdim. Elif sen ne derdin? Yani şöyle demek istiyorum annem için. Bir yandan çok gerçekçiydi. Her şeyi çok gerçekleri görerek yorumlar ve değerlendirirdi. Yani her şeyi iyisiyle kötüsüyle net olarak ortaya koymakta çok iyiydi. Ama bütün bu gerçekçiliğe rağmen iyimserliğini korumayı bilirdi. Çünkü bakış açısını değiştirebilirdi. Kendini başka bir tarafa koyabilirdi ve oradan kendine bir yol bulurdu. Bana göre yani hem ailesinde hem iş ortamında bunu yapmayı çok iyi becerirdi. Yani annem, ben hep öyle tanımlıyorum, tabii ki kişisel benim söyleyeceklerim ama yol buldurturdu. Yani her şey çok karanlık gözüktüğü yerde konu ne olursa olsun başka bir tarafa oturtup oradan bir yol gösterirdi. Onu çok iyi becerirdi. Kendisi de öyle yapardı zaten. Yani AÇEV'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın
çok uzun yıllara dayanan birlikte yürüttükleri programı bir anda bitirmesinden sonra, yani AÇEV'in üstüne kurulduğu bir yapıydı o, Milli Eğitim Bakanlığı ile işte 600 bin çocuğun eğitilmesi AÇEV'in oluşumunun iskeletiydi. Milli Eğitim Bakanlığı bunu bir anda bitirdikten sonra, yani hadi AÇEV bitti de denebilirdi aslında ama hiç öyle olmadı. Tamam, madem durum bu, çok pragmatik yaklaşırdı her şeye. Madem durum bu, şimdi ne yapıyoruz? İşte belediyelere bakalım, başka şeylere bakalım. Yani her zaman bir akış yeri bulurdu diyeyim, bir çözüm bulur, farklı bakış açıları getirir, kendini de oraya oturtur. Oradan hızlı ve büyük bir tutkuyla o tarafa giden yolu oluştururdu. Onun için yani şu anda deminki soruya da belki bununla birlikte cevap vermek isterim. Yani şu anda ne derdi? Mesela ben işletme okudum. Ve anneme zaman zaman ya ben nasıl daha topluma faydalı sosyal bilimler dahilinde bir şey okumadım derken, ne saçmalıyorsun sen de İşte koca işletmelerin içindesin, istihdama katkıda bulunuyorsun, herkesin yaptığı, kendi içinde bulunduğu çerçevede katkı verecek bir yeri vardır. Ya evet, doğru öyleymiş gibi hissettirirdi insanı. Dolayısıyla çok geniş bakardı, çok net görürdü ama çıkış yolunu bulacak kadar da geniş bir açısı vardı. Bu olmazsa böyle olur. Tamam, şimdi bu. Oturup bunun üstünde karalar bağlamayalım. Farklı yöntemlerle nasıl ilerleriz bakış açısına çok sahipti. Dolayısıyla umudunu hiç kaybetmedi. Ne kadar kötü olduğunu çok net gördüğü zamanlarda bile bir şekilde umudunu hiç kaybetmedi. Çünkü hep yeni yollar keşfetmek üzerine düşündü, araştırdı. Ve buldu da diye düşünüyorum bir sürü zaman. Aynen. Evet, kesinlikle. Çok teşekkürler sorularınız için. Şimdi Hale hocamıza devam edelim. Profesör Hale Bolak Boratav, Boğaziçi Üniversitesi lisansından sonra yüksek lisansını ve doktorasını Kaliforniya Üniversitesi Santa Cruz'da tamamladı. Toplumsal cinsiyet, kültürler arası psikoloji çalışmaları asıl konuları, kültürel bağlamda toplumsal cinsiyet, cinsellik, kadınlık, erkeklik çalışmaları, çok değerli olan çalışmaları. Bizim bir de Hale Hoca ile bir ufak ortaklığımız var Çiğdem Hoca'ya dair. İkimizin de nikah şahididir Çiğdem Hoca. İkimizin evliliğinde de böyle güzel bir katkısı olmuştur hayatımıza farklı bir yönden. Evet, fazla uzatmayayım. Hale'cim, buyur. Çok teşekkürler. Pardon. Ben herhalde Çiğdem Hoca'nın ilk nesil öğrencilerindenim. Girdiğimde Boğaziçi'nde psikoloji bölümü yoktu. İktisat öğrencisi olarak girdim. Ondan aldığım sosyal psikoloji dersiyle psikolojiye geçtim. 76 yılında daha 3. sınıf öğrencisiyken asistanı oldum. O zamanlar tabii yüksek lisans öğrencileri yok. Önce ders asistanı, sonra çocuğun değeri araştırmasında sahaya katıldım 76 yılında. Ve doktoraya gidene kadar da araştırma asistanı olarak devam ettim. Herhalde doktoraya gitmezdim diye düşünüyorum, onun teşviki olmasaydı. Tabii ki üzerimizde çok büyük hakkı var. Zeynep Hoca'nın ve Fataş Hoca'nın da söylediği gibi. Şunu da anımsadım, zorluklarla başa çıkmak derken, 76 yılında o saha yapılırken cep telefonları yok tabii. Her gün ofisinde sabah 9 akşam 5 oturur. Bizden gelecek işte tabii ki sabit hatlardan gelecek telefonları bekler soru olursa diye. Valiliklerden tek tek izin alınır. Herhangi bir soruna karşı hep bir teyakkuz hali. Yani onun için bizim için rol modeli olmamasının zaten imkanı yoktu. Aynı ofiste çalıştık kaç sene. Müthiş disiplinliydi. Ve evet, gerçekçi iyimserlik diye bir şey varsa onun temsilcisiydi diye düşünüyorum. Şimdi evet, ben çalışmalarımı giderek toplumsal cinsiyet alanına yönlendim çalışmalarımda. Ve onun da buna katkısı çok olmuştur. Bu
sunumda da kısaca kadının yükselmesini amaçlayan çalışmalarına odaklanmaya karar verdim. Tekrarları mümkün olduğu kadar aza indirmeye çalışacağım. Toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlik ve kadının güçlenmesi Çiğdem Hoca'nın hep gündeminde olan bir konuydu. Belki de bunun ilk göstergesi lise öğrencileriyle yaptığı çok fazla bilinmeyen bir İzmir araştırmasıdır. Çünkü bu araştırmada kız öğrencilerin erkeklere göre daha fazla dışsal denetime inanıyor olmasını, yani edilgen, kaderci bir zihniyet yapısının sorunsallaştığı görülür. Çok erken bir tarihte. Tabii çocuğun değer araştırmasında kadınların ikincil statüsünü belirleyen demografik unsurlar olarak belli noktalara dikkat çekti. Genç yaşta evlilik, yüksek doğurganlık, çok çocukluluk gibi. O çalışmada eşinize yakın olmak, insanın mutlu bir evinin olması gibi değerlerin kadınlar için çok daha önemli olmasını, ilave bir çocuğun kocayı eve bağlayacak faktör olarak görüyor olması gibi bulguları, kadının eve bağlı ve kocasına karşı edindiği bağımlı statüye işaret ettiği şekilde yorumladı. Bu çalışmanın bulgularını ise daha sonraki yıllarda kadının statüsü bağlamında iki yönde kullandığını görüyoruz. Bir, daha önce değinilen aile değişme modeli önerisi. Bir diğeri de kadının aile içindeki statüsünün 9 ülkede karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. Daha önce bahsedildiği için çok ayrıntısına girmeyeceğim ama aile değişme modeli önerisinde geleneksel aile kültürüyle ilgili belli saptamalar yapıyor. Yani erkek çocukların yaşlılık güvencesi olarak ve aileye saygınlık kazandıran rolleriyle üstün tutulmaları, farklı sosyalleşme sürecinden gelen kız çocuklarının ise küçük yaştan itibaren düşük düzeyde benlik kavramıyla yetiştirilmeleri. Aile değişimine etkisini sosyal değişme tabii onun için çok önemli bir belirleyiciydi. Sosyal değişimin etkileri birçok sosyal bilimci olduğu gibi onun için de çok önemliydi. Ve sosyal değişmenin aile değişimi etkisini çocuğa maddi bağımlılığın azalması, erkek çocuk tercihinin düşmesi, bununla birlikte ana rolünün öneminin azalması, kadının alternatif roller edinme olasılığı bulması, aile içi statüsünün artması ve çocukları ve eşiyle iletişimin değişmesi şeklinde özetlemiştir. 9 ülkedeki kadınların aile içindeki statüsüne baktığı zaman ise 3 açıdan da bu slide'da gösterdiğim en düşük sonuçların Türkiye'de çıkmış olduğuna dikkat çekmiştir. Ve bu çalışmanın önemli bir katkısı kanımca Orta Doğu sosyal kültürel ikliminde kadının üretkenliğinin kendi başına kadının aile içi statüsünü iyileştirmediğini göstermesine işaret etmesidir. Örneğin kırsal kesimde kadının tarımsal iş gücüne yaygın katılımı statüsünü değiştirmezken, kentte özellikle uzmanlık gerektiren alanlarda çalışmasının kadının statüsünü arttırdığını işaret etmiştir. Bu da tabii daha önce de denildiği gibi kadının eğitimli olmasının önemine işaret etti. Ben tabii bu çalışmalardan da çok etkilenerek kendi doktora araştırmamı da kadının iş ev dışında çalışıp ev geçindirmeye eşine göre daha da fazla katkı sağlamasının ev içi statüsünü etkisini araştıran bir çalışma yaptım. Ve Çiğdem Hoca'nın da bekleyebileceği gibi aslında tek başına ev geçindirmenin kendi başına bir etkisinin olmayabileceğini, mesela eşinin, kadının çalışıp eve para getirme sorumluluğunu kabul ettiği zaman daha önemli bir şekilde statüsünü arttırdığını, kendi geniş ailesi tarafından desteklendiğinde kadının elinin güçlendiğini, şiddet tehdidi olduğunda kadının elinin zayıfladığını gördüm. Ama en genel anlamda tüm engellere karşı kadının iş gücüne katılımını pratikte gelenekselliğin sınırlarını zorlayarak arttırdığını gördüm. Şimdi 90'lı yıllarda Çiğdem Hoca'nın gündeminde insani gelişme, yani kalkınmanın insancı olması konusu öncelik kazanıyor.
TESEV'in 97 yılı raporunda Türkiye'nin insani gelişme endekslerini düşüren en önemli etkinin özellikle az gelişmiş bölgelerde kadınların eğitim düzeylerindeki düşüklük olduğuna dikkat çekiyor. Ve Gökçe Fatoş Hoca'nın da söylediği gibi kadın ve çocukların ihtiyaçlarının birbirlerine bağlı olduğuna ve bütünleşmesi gerektiğine işaret eden çalışmalardan yola çıkarak kadınlara yönelik programlarda çocukların ihtiyaçları gerektiği gibi ele alınmadığı takdirde kadınların bu programlara katılımının ve dolayısıyla verimliliğin düştüğünü vurguluyor. Kadının işlevsel okul yazarlık üzerinden güçlendirilmesi çok önemli bir uygulamalı araştırma tabii. Bu programlarda ve çalışmalarda tabii Fatoş Hoca ile birlikte yaptığı için benden çok daha iyi anlatabilir. Fakat İOY kadın işlevsel yetişkin okul yazarlık üzerinden güçlendirilmesi çalışması çok çok önemli bir çalışma. Burada Fatoş Hoca ile de birlikte yaptıkları bir yayını da görüyorsunuz. Eğitimin sonunda sosyal yaşama katılım, aile içi uyum, çocuğun değeri ve benlik algısında çok olumlu değişiklikler olduğu görülüyor. Hem aile fertleri ve çocuklarıyla daha iletişim kurdukları kadınların gündelik faaliyetlerinde kendilerini yetiyor olmaları çok değerli bulduklarını ifade ediyorlar. Ve özellikle kız çocuklarının eğitim hakları konusundaki savunuculukları artıyor. Çiğdem Hoca'nın bu uygulamalı çalışmalarının çok ikincil tabii katkıları da oluyor. Sadece bu çalışmalara katılmak, orada olmanın bile kadınların özgüvenini arttırdığı görülüyor esasında. Bütün bu farklar bir güçlenme sürecinin kadının aile içi statüsünün artışının yansıması olarak değerlendirilmiş. Ve İOY gibi programların kadınları kamusal alanla ilişkilendirme ve yetkinlik duygusu kazandırma potansiyeli olduğu belirlenmiştir. Evet, Çiğdem Acı'nın 20 küsür yıl önce dikkat çektiği bu kadın ve çocukların bir bütünlük ihtiyaçlarının bir bütünsel olarak ele alınması gerektiği konusu bugün ülkemizde eğitimcilerin ve feminist iktisatçıların da gündeminde. Türkiye'de okul öncesine katılımın düşüklüğü konusundaki bazı çalışmalar konuyu kadın istihdamı politikaları açısından inceliyor. Örneğin 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması verileri kullanılarak yapılan bir çalışmaya göre erken çocukluk bakımı ve okul öncesi eğitimine katılımı etkileyen en önemli değişkenler hane halkının varlık seviyesi, annenin eğitim düzeyi ve istihdam durumu. Örneklemdeki 0-5 yaş arası çocuklu kadınların yalnızca %23'ü çalışıyor. Çalışmayan kadınların %42,5'u yani yarısına yakını bunun birinci nedeninin küçük yaşta çocuk sahibi olmaları olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte annelerin %60'a yakını küçük çocukları olan kadınlar çalışmamalıdır ifadesine katılmıyor. Dolayısıyla 0-5 yaş arası çocuk sahibi olan annelerin arasında çalışmayan ama çalışmaya istekli olabilecek bir grup mevcut. Bu durum annelerin erken çocukluk bakım ve eğitim hizmetlerinden yararlanmaya potansiyel olarak açık olmalarına rağmen bu hizmetlerden yararlanamadığını gösteriyor. Feminist iktisatçı İlk Karacan ve arkadaşları ise OECD ülkeleri arasında erken çocuk bakımı, okul öncesi eğitimine erişim ve kadınların iş gücüne katılımda en düşük seviyede yer almamıza dikkat çekerek kamu yatırımında önceliğin sosyal bakım hizmetlerine verilmesi gerektiğini savunuyor. Ve bu tarz bir yatırımın mesela inşaat sektörüne yatırımla karşılaştırıldığında yoksulluğu azaltacağı, toplumsal cinsiyet açısından daha eşitlikçi olacağı, iş gücüne katılım ve ücretlerdeki farkı daraltmada ve daha nitelikli işler yaratmada çok büyük katkılar sağlayacağı ifade ediliyor. Koçkam'ın tabii kurucu direktörü oldu Çiğdem Hoca. 2016 yılında UNESCO Enstitüsü kuruldu. Ben sözlerimi bitirmeden önce çok önemsediğim bir kitabı hepinize tanıtmak istiyorum. Lula ve Ben, Çifte Anı kitabı, Çiğdem Hoca'nın kendisi ve annesinin anıları üzerinden yazdığı ve gerçekten onu tanımak istiyorsanız mutlaka okumanız gereken bir kitap. Yani çocukluğundan itibaren bir eğitimci ailenin içinde nasıl yetiştiği, annesi tabii çok güçlü bir kadın, onun nasıl bir rol model olduğu,
topluma fayda hak savunuculuğu ilkelerinin nasıl küçük yaşlardan itibaren belirlendiği ile ilgili çok ufuk açıcı bir kitap. Onu da tavsiye ederek sözlerimi bitirmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler, çok mersi. Evet, çok iyi ettin Hale, Lula ve beni tanıtmakla. Gerçekten aynı şekilde hepimizi çok etkileyen, sizlere de çok tavsiye edeceğimiz, çok keyifli, okuması da çok keyifli bir kitap. Sağ ol Hale'cim. Şimdi soruları tekrar almadan önce Burçin hocamıza söz vermek istiyorum. Ondan sonra da Elif Kağıtçıbaşı çok farklı bir açıdan belki bizlerle bir şeyler paylaşır. Ondan sonra tekrar sohbetimize, sorularımıza döneriz. Burçin'i tanıtmak istiyorum. Ayşe Burçin Erarslan Başkurt, uzun oldu ama hepsini söylemek istiyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nden lisans derecesini aldıktan sonra master ve doktorayı Koç Üniversitesi'nde yapıyor. Doktorayı yaptıktan sonra eğitime doymayarak bir master daha yapıyor. İngiltere'de pozitif psikoloji ve koçluk üzerine. Şimdi de University of East London'da görev yapıyor. Toplumsal cinsiyet, kadın ve iş hayatına katılım konuları, ilgilendiği ve araştırdığı konular. Şimdi ondan biraz daha geleceğe yönelik, yani Çiğdem Hoca'nın mirasını devam ettirmek için neler yapabiliriz? Bu konuda bir sunum rica edeceğiz. Hale sunumunu kapatabilir mi acaba, değil mi? Dilemcim, nasıl yapalım? Burçin, senin var galiba bir sunumun. Evet, benim de sunumum var. Tamam, harika. Harika, evet, söz senin. Pardon, ben bitmeden ayrılmak zorunda kalabilirim. Onun için şimdiden özür diliyorum. Tabii ki, çok teşekkürler. Hemen paylaşıyorum, başlatıyorum sunumumu. Evet, ben de size Çiğdem Hoca'nın son projesinden bahsedeceğim ama onun öncesinde burada olmaktan gerçekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Çünkü yani ekrana baktığımda hem hocalarımı, hem meslektaşlarımı, hem öğrencilerimi görüyorum. Yani bu benim için çok büyük bir gurur kaynağı ve benim için gerçekten bir rol modeli olan Çiğdem Kağıtçıbaşı ile ilgili bir sunum yapıyorum. O yüzden yani hayatımın böyle çok önemli anlarından bir tanesi bu. Zeynep Hoca'nın dediği gibi eğitim hayatıma ben sosyolojiyle başladım. Daha sonra hem Zeynep Hoca'nın hem Çiğdem Hoca'nın benim üzerindeki etkileriyle aslında psikolojide kendime bir alan açtım. Çiğdem Hoca sayesinde de pozitif psikolojiyle tanıştım doktoramın ortasındaki yıllarda. Mesela Hale Hocam doktora süresince benim yeterlilik komitemdeydi. Çiğdem Hoca hem doktoramın başında hem master'da benim jüri üyelerimden bir tanesiydi. Fatoş Hoca da öyleydi. Onlarla birlikte de çalışma fırsatı buldum. Zeynep Hoca da işte zaten danışman hocamdı. Birlikte araştırmalar yaptık. Çok keyifli bir doktora süreci geçirdim. Şu anda University of East London'da uygulamalı pozitif psikoloji ve koçluk psikolojisinde yönettiğim ve ders verdiğim modül, bütün bu ilişkilerimin, çalışma alanlarımın ortak bir noktası olarak karşıma çıktı. Çok enteresan. Yani Flourishing in Organizations diye bir modülün başındayım ve orada ders veriyorum. Yani iş ve örgüt psikolojisi alanındaki doktoramda dediğim gibi pozitif psikolojiyle de tanışarak ikisinin kesişim noktasında bir ders düzenleyip veriyorum şu an. Yani böyle noktalar nasıl birleşir geriye dönüp bakınca aslında tam da öyle bir noktadayım galiba şu an. Ben Pergel projesiyle dediğim gibi Çiğdem Hoca'nın derslerini audit olarak almaya devam ederken doktoram sırasında daha önce aldığım dersi bir daha audit olarak alarak onun bu projeyi tanıttığı bir sırada karşılaştım ve çok şanslıyım ki projenin en başından itibaren dahil oldum. Bu çok değerli takıma katıldım. Gördüğünüz arkadaşlarımla hala iletişimimiz var. Çok güzel bir 3 sene boyunca Pergel projesini birlikte yürüttük biz okullarda. Şimdi Pergel projesinin ne olduğunu aslında söyleyeyim. Pergel projesini biz 2012-2015 yılları arasında
yürüttük. Erken ergenlikte pozitif gelişme, farklı ortamlardaki ergen gelişimini anlamak ve desteklemek isimli bir projeydi bu. Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü akademisyenleri sevgili Nazlı Baydar ve Zeynep Cemalciler hocalarımız ve yüksek lisans, doktora ve bazı lisans öğrencileriyle birlikte kurduğumuz bir takımla yürüttük. Bu bir müdahale programıydı. Pilot çalışma, ön test, son test, takip verileri toplandı birinci senenin sonunda ve değerlendirme analizleri yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Müdürlükleri ile ortaklaşa tabii ki bu izinler alındı. Bu projenin gelişimi sırasında hep onlarla birlikte iletişim halindeydik. Fakat aynı zamanda okullarla, rehberlik öğretmenleriyle de bir işbirliği içinde olarak bu projeyi hayata geçirmiş olduk. İstanbul'da farklı sosyoekonomik düzeydeki 9 tane ilköğretim okulundan 925 öğrenciyle birlikte çalışma fırsatı bulduk. Şimdi Pergel nasıl çıktı? Çiğdem Hoca bunun sunumunu farklı ortamlarda yapmıştı aslında ve hep 3 tane heyecan kaynağımız vardı diye hep sunumuna başlardı. Ben de o şekilde başlamak isterim. Öncelikle psikolojinin insanlığın geleceğine katkı yapabilmesi, yani bu bilimle uğraşan birilerinin, akademisyenlerinin bu bilimi yaparken aynı zamanda bunu topluma hizmet edecek bir şekilde uygulamaya geçirmesinin her zaman altını çiziyordu. Az önceki sunumlarda da gördüğünüz gibi. 2000'li yılların başından itibaren çokça konuşulmaya başlayan pozitif psikoloji bilimini ben de kendisinden öğrendim. Hep konferanslarına katılırdı, takip ederdi. Onunla toplantılarımızda bak sen de oku, böyle bir şey var, şu konferansa gel bir şey yazalım, edelim gibi hep böyle ben de bir şekilde sürekli pozitif psikoloji okurken buldum aslında kendimi. Bu da bir şeyleri, yani görülen bir sorunu toplumsal veya bireysel düzeyde görülen bir sorunu tedavi etmek, o sorunu bulup çözmeye çalışmak psikolojinin zaten genel bir eğilimi. Pozitif psikolojinin farkı var olan iyi şeyleri görebilmek. Yani az önce bahsettiğim yaşam becerileri mesela. İnsanın potansiyelinin farkına varabilmesi ve bunu kullanabilmesi. Her şeyin gelişebilir, değişebilir olduğuna olan inanç gibi bazı bir takım temalarla ortaya çıkmış. Psikolojinin bir alt bilim alanı pozitif psikoloji ve Pergel projesinde de temel amaç ve çıkış noktası aslında erken ergenlik dönemindeki gençlerin var olan potansiyellerini, gelişimlerini daha da iyi hale getirmek. Yani bir sorun gördük, onu çözelimden ziyade o var olan kapasitelerin üzerine konuşup, anlatıp bunu daha iyi kullanmalarına aslında seçenek sunmak, buna olanak sağlamaktı. Bir diğeri de hep tabii ki bugünün başından beri altını çizdiğimiz kuram ve uygulama ilişkisi. Az sonra göreceksiniz, çok sağlam kuramsal temelleri olan bir proje bu. Farklı akımlardan ve kanıta dayalı uygulamalardan faydalanarak geliştirilmiş bir proje. Ama sadece kuramın uygulamaya etkisi değil, aynı zamanda uygulamanın da bu değerlendirme sonucu kurama olan etkisinin çok farkındaydı Çiğdem Hoca ve biz bu projeyi yaptığımızda haftalık uyguladığımız projelerden sonra mutlaka haftalık toplantılar yapıp neler olup neler bitiyor, ne çalışıyor, ne çalışmıyor gibi bunu test ettiğimiz bir süreçteydik aslında. Ve bu proje uygulanıp bittikten sonra yeniden bir değerlendirmesi yapılıp tekrardan her şey revize edilip kurama nasıl katkısı oldu, neler çalıştı, neler çalışmadı gibi bu ilişkiyi her zaman vurguladık ve önemsedik. Az önce bahsettiğim gibi aslında kuramı uygulamaya çevirmek nispeten daha kolay. Ve daha çok artık yapılabilen bir şey, yani kurama bakarak bir program geliştirecekseniz eğer amacı, içeriği, nerede, ne şekilde, kimler tarafından uygulanacağı aslında çok net görülebilir. Fakat birçok araştırma uygulama düzeyinde kalabiliyor ama uygulamadan sonra bunun değerlendirilmesi, bu sonuçların kuramsal olarak incelenmesi, değişiklik gerektiren alanlar, bir sonraki program için öneriler Pergel projesinde mevcut olan bir şeydi ve belki de projenin en değerli kısmı buydu.
Neden erken ergenlik dönemine odaklanmak istedi Çiğdem Hoca? Hep erken çocukluk döneminde çocuklar ve anneleriyle yaptığı bunca çalışmadan sonra aslında erken ergenlik dönemine de değinmek istedi. Çünkü görece daha az çalışma ve uygulama vardı literatürde. Hem Batı literatüründe hem Türkiye'de yok denecek kadar azdı. Olumlu yönde gelişmenin temeli olan bu değişime inanma bence Çiğdem Hoca'nın bir birey olarak da her zaman bir özelliğiydi. Tabii uzun vadede tüm gelişmekte olan o çoğunluk ülkeleri diye bahsettiği ülkelerde de aslında böyle bir programın yani erken ergenlik dönemini hedef alan onların olumlu gelişmesine yol açacak böyle bir programın müfredata girmesi onun temel hedeflerinden bir tanesiydi. Şimdi erken ergenlik döneminde bazı riskler ve problemler zaten gelişim psikolojisi literatüründe oldukça bahsedilir. Yaş grubuna özgü bazı riskler ve problemler oluşur. Akran ve aile ilişkilerinde bu yaş grubundaki yani 11-12-13 yaş grubundan bahsediyoruz. Duygu durumlarını ve bunların ifadelerindeki bir takım güçlükler, benlik algılarının değişmesi, genel bir memnuniyetsizlik, doyumsuzluk, iyilik halinde azalma gibi zaten gelişimsel yaş grubuna özgü bir takım problemlerin olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Bir de Çiğdem Hoca'nın her zaman göz önünde bulundurduğu bu bağlama dayalı bir takım problemler de olabilir. Yani ailelerin sosyoekonomik durumu, yaşanılan mahallenin, şehrin sosyoekonomik durumu, ailevi koşullar, aile içinde boşanma vesaire var mı gibi bir takım bağlama dayalı da bu yaş grubunda gözlemlenen veya karşılaşılabilecek olan bir takım riskler ve problemler var. Pergel projesiyle aslında bu zor dönemi sosyal, duygusal ve ahlaki becerileri geliştirmek için kullanmanın çok önemli olduğu ile aslında yola çıkıldı. Yani Fatoş Hoca'nın da sunumunda bahsettiği o bütünsel bakış açısı Pergel projesinin de başından sonuna kadar oradaydı. Yani sadece 12-13 yaş grubundaki çocuğun pozitif gelişimi değil ama aynı zamanda aileleriyle, yabancılarla olan ilişkilerinde, okulda öğretmenleriyle, arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde, genel okul atmosferindeki hareketleri, davranışlarını hep bir bütün içinde algılayarak aslında böyle bir program geliştirilmiş oldu. Ve sadece pozitif gelişme dediğimiz şey tek bir şey değil. İçinde bir sürü beceri var. Yani akran ilişkileri, sosyal duygusal gelişme, öfke kontrolü, benlik algısı, problem çözme, çatışma çözme gibi aslında birbiriyle bağlantılı becerileri desteklemek Pergel'in temel hedefinden biriydi. Ve tabii ki genel olarak esenliği arttırmak. Ve bu programı rehberlik derslerinde bir sene boyunca biz 14 hafta olarak planladığımız oturumlarla gerçekleştirdik. Fakat uzun vadeli amacı az önce de belirttiğim gibi sürekli bir gelişim programı olarak müfredatta yer almasını sağlamak ve bu vesileyle bu eğitimden geçen tüm gençlerin, Türkiye'nin her yerindeki bu eğitim alan tüm gençlerin aslında psikolojik olarak sağlıklı, sosyal sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmeleri, iyi vatandaş olmaları aslında temel hedefti. Pergel çok sağlam kuramsal çerçevelerle oluşturuldu. Az önce bahsettiğim gibi kullandığımız bu kanıta dayalı araştırmalar aslında 3 tane farklı kuramdan geliyordu. Pozitif ergen gelişimi bunların bir tanesi. Yani olumlu ergen gelişim alanları nelerdir? Öz şefkat, öz yeterlilik gibi sosyal duygusal gelişim, ilişkiler, bağlılık gibi. Sabit zihniyet ve gelişim zihniyeti, growth mindset olarak Carol Dweck'in aslında geliştirdiği, çabaya önem verilen, değişimin ve gelişimin vurgulandığı bir perspektiften bahsediyoruz. Ve Çiğdem Hoca'nın kendi geliştirmiş olduğu, az önce de bahsedilen aile değişim kuramı, özellikle de özerk ilişkili benlik kavramını bu yaş grubu öğrencilere anlatmak, belli bir takım basit aktivitelerle uygulayabilmelerini sağlamak ve gelecekte de uygulayabilmeleri için onlara bu beceriyi katmak üçüncü temel kuramsal çerçeveydi.
Bu ekranın sağında gördüğünüz aslında bizim uyguladığımız oturumlardı. Başlıklarından anlayacağınız gibi az önce bahsettiğim kuramsal çerçevelerde sıkça konuşulan şeylerdi bunlar. Duygular, empati, iletişim, ilişkileri güçlendirme, farklılıklara saygı duyma, olumsuz duygularla baş etme, çaba ve başarıya odaklanma, ahlak gelişimi, geleceğe dair hedef koyma gibi aslında okullarda çok da fazla öğretilmeyen, kişilerin ailelerinden, çevrelerinden belki bir nebze yaşayarak gördükleri şeyleri biz oturum oturum her hafta öğrencilerle konuştuk. Bu ana, yani şu ana kadar hep Pergel'in pozitif ergen gelişiminin açılımı olduğunu aslında tabii ki anladınız ama Pergel'in aslında bir metafor olarak da kullandığımızı burada size söylemek isterim. Şimdi Pergel hepinizin bildiği gibi bir ayağı sabit, diğer ayağı işte istediğiniz kadar açılabiliyor. Aslında bunun seçimi çok bilinçli bir seçimdi. Çünkü bu projeyle bizim anlatmak istediğimiz şey de yani bazı özelliklerimiz sabit kalmasına rağmen Pergel'in hareket edebilen ayağını dilediğimiz kadar genişletebilir ve dilediğimiz kadar büyüklükte bir daire çizebiliriz. Bu bizim elimizde. Çünkü Pergel'i elinde tutan bizleriz. Yani bu aslında değişime inanmaya olan vurguyu belirtmek için kullandığımız da bir metafor da aynı zamanda. Evet, doğuştan gelen genetik bazı özelliklerimiz var. Fakat bazı özelliklerimizi de kendimiz geliştirebiliriz, değiştirebiliriz. İstediğimiz kadar Pergel'in o sabit olmayan ayağını genişletebiliriz. İkinci bir bu metaforun vurguladığı, altını çizdiği şey de aslında Çiğdem Hoca'nın özel bir ilişkili benliğine bir atıfta bulunuyor. Pergel'in bir ayağı ilişkilerimize bağlı dururken diğer ayağı aslında bizim özelliğimizi temsil eder. Yani aile ilişkilerimiz, arkadaş ilişkilerimiz, toplulukçu bir kültür olmamızın getirdiği akrabalarımızla hatta bazı diğer yabancılarla olan ilişkilerimiz evet çok önemli. Fakat aynı zamanda biz özerk bireyler olarak küçük küçük ufak ufak adımlar atıp kararlar alabiliriz. Yani özerk ilişkisel bir benliğimiz aynı anda bir arada var olabilir. Pergel bir metafor olarak hem değişime inanmayı hem özerk ilişkili benlik geliştirebilmeyi çok güzel vurgulayan bir metafordu bizim için. Burada gördüğünüz gibi az önce bahsettiğim oturumların bazıları bireysel yaşam becerileri üzerine konuşmamızı sağladı. Bu genç arkadaşlarımızla özdeğer, özsaygı, iyimserlik, başımıza gelen kötü veya iyi şeyleri neye atfettiğimiz, örtük kişilik veya zeka inançları bireysel yaşam becerilerini geliştirmek için düzenlenmiş, kurgulanmış oturumlardı. Ama bir yandan özerk ilişkili benlik, empati, sosyal yetkinlik gibi, çatışma çözme gibi geliştirdiğimiz oturumlarda aslında ilişkisel yaşam becerilerini geliştirmek üzerineydi. Biz Pergel'i aslında 3 seneye yaymış bulunduk. Fakat bir sene boyunca dediğim gibi liderlik dersinde bu programı uygulayan eğiticiler Koç'ta ve bazı başka üniversitelerde yüksek lisans doktora yapan öğrencilerdi. Az önceki sunumlarda bahsedildiği gibi Çiğdem Hoca çok önemsiyordu. Öğrencilerin böyle bir uygulamalı projede yer alması aslında onlar için çok dönüştürücü ve geliştirici bir etkiye sahipti. Ben de kendi adıma bunu başından sonuna kadar dahil olarak görmüş oldum. Her haftalık toplantılarda, verdiğim her eğitimde aslında beni çok geliştiren, bütün bu bilimsel, havalarda uçuşan teorilerin aslında pratikte nasıl konuşulduğu, nasıl uygulandığını görmeme çok güzel olanak veren bir deneyimdi. İstanbul'daki farklı okullarda yaptık dedim. Hem kontrol grubu okullarımız vardı, hem müdahale okullarımız vardı. Bu gelişim alanları bu başlıklar altında tabii çok daha detaylara inerek çalışıldı. Tabii ki Türk kültürüne özgü de bir takım şeyler geliştirmek istedi hep Çiğdem Hoca. Yani kullanılan bir ölçeği mesela Batı'da kullanılan bir ölçeği gelip Türk kültüründe bu farklı mahallelerdeki okullara adapte etmenin zorluğunun farkındaydı. Hepimiz bunu biliyoruz. O yüzden bazı ölçekler alındı fakat bazı ölçekleri de Pergel ekibi olarak birlikte geliştirmiş olduk.
Mesela bazı kültürel deyimleri vurguladık. Yedimde neysem yetmişimde de o olurum. Buna olan inançlarını ölçtük mesela öğrencilerin. Ya da diyelim ki karnen çok iyi geldi. Bunu neye atfediyor öğrenci? Derslerine iyi çalışmaya mı, zeki biri olduğuna mı? Yani hem hali hazırda psikometrik olarak iyiliği kanıtlanmış ölçekleri kullanarak hem de diğer ölçekleri kültürel bağlamı göz önünde bulundurarak bu takım pergel takımı birlikte geliştirmiş oldu. Bu uygulama dersleri, oturumları çok interaktif geçti öğrencilerle. Görsel, işitsel araçlar kullanıldı. Grup aktiviteleri, oyunlar oynadık birlikte. Soru cevaplar, tartışmalar yaptık. Ve her ders sonunda öğrencilerin bir slogan bulmalarını, aslında öğrendikleri her şeyi kafalarında filtreleyerek, ya bireysel ya grupça posterler hazırlayarak, sloganlar bularak, aslında böyle öğrendiklerini bize söylemeleri için de fırsat yarattık. O neyi kırdın? Ve eğitici ve eğitici kitapçığı hangi oturumda ne şekilde işlenecek, öğrencilerin yapacağı aktivite kitabı hepsi bütün bu revizyonların sonucunda basılı hale getirildi. Eğiticilere de öğrencilere dağıtıldı. Burada bazı resimler, 5 tane deney okulumuzda hepimizin çok güzel tabii deneyimleri iyiydi. Güzel posterler. Öğrendiklerini aslında biz bu ölçümleri, ölçekleri kullanarak yapmadan da kendi gözlerimizle de gördük. Onlardan geri bildirimler de aldık. Programın etkilerini sadece kısaca üstünden geçeceğim. En çok vurgulanan mesela değişime inanma, kontrol ve müdahale okullarında belirgin bir fark olduğu gözlemlendi. Yani yaşa bağlı olarak bazı gelişimsel süreçler vesilesiyle esenliğin düştüğünden bahsettik mesela bu dönemde. Ama araştırma sonuçları gösterdi ki müdahale edildiğinde bu düşüşü engelleyebiliyor. Böyle bir eğitim programı, yani okulda verilen böyle bir eğitim programı veya sosyal ve duygusal gelişim için müdahale okullarında çok güzel bir gelişme olduğunu hem son test hem takip araştırmasında görmüş olduk. Veya ahlak gelişimi, iyiyi doğruyu ayırt etme ile ilgili konularda zaten genel bir düşüş bu yaş grubuna özgü olabiliyor. Fakat burada da gördüğünüz gibi müdahale edildiğinde, yani bu programla birlikte bir senelik bile bir müdahale edildiğinde kontrol grubuyla arada bir fark olduğunu, olumsuza doğru gidişin engellenebileceğini görmüş olduk. Yani kontrol grubunda, yani bu araştırmanın uygulanmadığı diğer grupta genel bir olumsuza doğru giriş gözlemlenirken bizim bu pergeli eğitim olarak verdiğimiz grupta bu olumsuz eğilimi önleyebildiğimizi gördük. Özellikle de daha dezavantajlı olan gruplar için, yani daha düşük sosyoekonomik statüdeki okullarda okuyan, sosyal duygusal gelişimi daha az olan ve bir takım ailevi koşulları daha nispeten dezavantajlı olan öğrenciler için bu sonuçların çok daha etkili olduğunu gördük. Pergel'in genel olarak toparlayabiliriz. Hemen topluyorum. Tamam. Yani bütün bu güzel araştırma sonuçları bize gösterdi ki kuramsal temeli sağlam, uygulanabilir, tam olarak yapılanmış böyle bir araştırma projesi elimizde var. Düşük maliyetli olarak uygulanabilir. Tabii biz bunu 2015'te bitirdik. Rafa kalkmış gibi oldu. Çiğdem Hoca vefat etti. Fakat daha sonra pandemi tabii ki maalesef hepimizin yaşamak zorunda olduğu bir süreç haline. Özellikle bu yaş grubu çocukların çok kötü bir şekilde yara aldığını gösteren çalışmalar da mevcut şu an. Yani geleceğe dair kötümser bakışta artma, motivasyonda düşüş, geleceğe dair belirsizlik, korku özellikle bu yaş grubunda maalesef çok yaygın. Ama ben güzel bir haberle bitirmek istiyorum sunumumu. Pergeli biz Çiğdem Hoca'nın kızı sevgili Elif Hanım'la birlikte tekrar canlandırmaya, harekete geçirmek için bir adım attık. Ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile birlikte Pergeli bu pandeminin olumsuz etkileriyle başa çıkmada bu becerileri öğretmek için onların bursiyer öğrencileriyle uygulama kararı aldık.
Umuyoruz ki benzer programların hayata geçirilmesi için bir öncülük eder bizim bu araştırmamız. Hemen çok yakın bir sürede Ağustos ayında 5. 6. ve 7. sınıf öğrencileriyle Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin online ve yüz yüze uygulamalarını yapacağız. Pergel'in aynı takım, biraz farklı yeni üyelerimiz de olacak ama bütün takıma ulaştık ve herkes heyecanla Pergel'i tekrar hayata geçirmek için gerçekten sabırsızlanıyor şu an. Buraya da iki tane bakabileceğiniz kaynak koydum. Bir tanesi bu araştırmanın bir paper olarak yayınlanmış hali Applied Developmental Science dergisinde. Diğeri de bizim Pergel web sitemiz. Pergel.co.edu.tr'ye her zaman bakıp neler yaptığımızla ilgili daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Burada sunumumu noktalıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkürler Burçin'cim. Umutlu olmaya devam ediyoruz Çiğdem Hoca'nın ardından tekrar devam eden çalışmalarıyla. Harika. Elif'cim senden de lütfen dinleyelim Çiğdem Hoca'yı. Ondan sonra yavaş yavaş paneli toparlayalım. Teşekkürler Zeynep. Böyle bir şeyin parçası olmak da harika gerçekten. Katkı sağlamama izin verdiğiniz için de teşekkürler. Ve bütün genç öğrenciler annemin en heyecan duyduğu ortamlardı. Annem, tabii ki ben annemi kişisel olarak bir miktar anlatabilirim. Belki şimdiye kadar yapılan konuşmaların, anlattıklarınızın bir kişisel özeti olur belki de. Annem gerçekten iki tane Cumhuriyet öğretmeninin kızıydı. Bütün hayatlarını Anadolu'da öğretmenlik yaparak geçirmiş. Arkasından Bursa'da kendi okullarını kurmuştu anneannemle dedem ve annem gerçekten fiilen bir okulun içinde doğup okulun içinde bütün çocukluğunu, gençliğini geçirmişti. Ve zaten ben okulda doğdum, okullarda öleceğim derdi ve de öyle oldu. Yani bilim, eğitim annem için bütün hayat amacıydı. Ve topluma katkı yapmak onun için çok çok önemliydi. Gerçekten annesi ve babası böyle Cumhuriyet meşalesini ellerine almış Cumhuriyet öğretmenleriydi ve annemin bütün benliğine işlemişti bence bu ve bütün hayatını böyle yaşadı. 20 yaşında Amerika'da kendini tanıt diye herhalde olduğunu düşündüğüm bir yazısını buldum annemi kaybettikten sonra ve orada şöyle diyordu: yani ben eğlenmeyi seviyorum, güzel şeyler yapmayı seviyorum ama kendimi ve topluma katkıyı da çok çok önemsiyorum demişti. Annemin 20 yaşında düşüncesi buydu. Hayatı ve yaptığım her şeyi çok ciddiye alıyorum demişti orada. Ama kendime ve topluma katkı yapıyor olduğumu hissetmem gerekiyor benim yazmıştı. Annem sanıyorum gerçekten de şöyle bir şey oluşturdu en sonunda annenin hayatına bakınca. O yazıda sanki eğlenmekle topluma katkı yapmak farklı bir şeyler gibi ama diye ifade ettiği bir şeyler olmuştu. Ama sanıyorum annem topluma katkı yaparak, araştırmalar yaparak ve nesiller boyu öğrencilere öğretmenlik yaparak akademik ortamlarda ve sosyal katkı yapan ortamlarda bulunarak aslında en eğleneceği, en eğleneceği, en mutlu olacağı ortamı bulmuştu kendine. Gerçekten yaptığı işi çok severek yapıyordu. Bunu biz aile olarak çok hissediyorduk. Başka şeyleri de severdi. Çok ilgili bir insandı. Her şeye karşı ilgi duyardı ama en çok çalışmayı, araştırmayı, yazmayı, öğrencileriyle, akademisyen dostlarıyla birlikte olmayı severdi. Ve topluma katkı yapmayı da çok önemserdi. Ben annemi sınırsız sorumlu gibi görürdüm. Gerçekten Fatoş Hoca'nın da dediği gibi çok konuda çok ilgiliydi. Hepsinde ortak noktalar görüp nasıl faydam olur diye düşünürdü. Ve gerçekten de çok da mütevazi bir yaklaşımı vardı her şeye. Yani ne yaparsan yap bir katkıda bulunabilirsin diye yaklaşırdı. Gene annemi kaybettikten sonra evde işte kitaplarını toparlamış olduğu
gazete kültürlerini bulup ben de kendi kafamda onları bir klasifiye etmem gibi düşünüp işte kadın, göçmenlik, eğitim, gençlik, yani her şey, her yerde politika, din çok ilgili, meraklı, tutkulu ve hayat boyunca öğrenmeye adamıştı kendini. Dediğim gibi bundan zevk alırdı. İş gibi yapmak yerine en keyif aldığı şeyler olarak yapardı. Hayat boyu kardeşimle benim yanımda üçüncü bir öğrenci gibiydi evde zaten. Biz oturup televizyon seyrederken gider odasında çalışırdı. Çünkü ondan keyif alırdı. Öyle bir hayatı oldu annemin. Ve bu bitmez tükenmez öğrenme isteği onu hep bir öğrenci gibi kıldı hayatı boyunca. Ve dolayısıyla biz de annemle birlikte bir diğer öğrenci ailede öğrenci varmış gibi biz de hep keyif aldık. Sanıyorum bize de yaptığımızı çok ciddiye almayı ve etrafımızda olan bitenden bitene karşı sorumluluk hissetmeyi aşıladı. Onun kadar olmak zor tabii. Başka bir boyuttaydı annemin o sorumluluk hissi. Kaygıya da dönüşüyordu bu tabii bir sürü zaman. Ama dediğim gibi annemin en güzel tarafı da elimizden geleni yaparız. Durum buysa budur. Ama biz elimizden geleni yaparız. Kendimiz düşüncelerimizi açık tutarız. Elbet bir yol buluruz. Yaklaşımı da annemi hep bir iyimser kıldı ve hep inancını muhafaza etmesine olanak verdi. Bütün hayatını böyle yaşadı. Ve şimdi işte onun adına oluşturulan, hatta kendisi oluşturdu, İnsani Gelişim Araştırma Ödülü'ne Koçkan bünyesinde veriyoruz. Baget'te Çiğdem Kağıtçıbaşı Psikoloji Ödülü vermeye devam ediyoruz. Ve şimdi eski perdeli ekibiyle ve yeni yeni katılan, şimdiki şu anda öğrenci olan kişilerle pergeli genç ergenlerle birlikte yapacağımız pergeli devam etmekten yani çok büyük mutluluk duyuyorum gerçekten. Yani annemin adı yaşasın diye değil ama annemin buralarda sıkıntılar var ve biz buralarda bir şeyler yapabiliriz düşüncesinin hayata geçip gerçekten onun düşündüğü, hayalini kurduğu konularda katkılarda bulunuyor olmak beni çok mutlu ediyor. Hiç akademisyenlikle, akademiyle alakam olmamasına rağmen en azından bu şekilde annemin katkı getireceğine inandığı alanlarda bir şeyler yapıyor olmak da beni çok çok mutlu ediyor. Annem bir yerlerden her zaman olduğu gibi bizi itekliyor. Bir şeyler yapmalısınızı böyle yaptırtıyor diye düşünüyorum. Sizlerden de katılımlar olursa çok çok mutlu oluruz eminim. Ama herkes de burada olduğunuza göre bir şekilde kendi alanında, kendi yerinde bilgisiyle katkılarını yapacaktır. Ben bu şekilde bitirmek istiyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz Elif'cim. Elif Hanım'ı ben tanıtmadığımı fark ettim. Ne olur kusuruma bakmasın. Lisans derecesini işletmeden Boğaziçi Üniversitesi'nden aldıktan sonra Maryland Üniversitesi'nde MBA yaptı. Ve ondan sonra uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticiliğini, bölge hatta yöneticiliğini yaptı. Coats gibi, Gap gibi, Avery gibi. Çok değerli bir üst düzey yönetici ve liderdir aslında iş hayatı açısından. Çok büyük bir değerdir. Onu da söylemem lazım. Evet, çok teşekkürler. Çok zamanımızın sonuna geliyoruz. Belki bir 5 dakika kadar uzatabiliriz. Nasıl değerlendirirsiniz? Sonradan aklınıza gelen, sormak istediğiniz, paylaşmak istediğiniz şeyler varsa lütfen sizleri yine duymak isteriz. Sizi duyarak da bitirmek isteriz. Biz epeyce konuştuk. Lütfen buyurun. Yazabilirsiniz chatten. Eda?
Merhabalar. Öncelikle herkese çok çok teşekkür ediyorum. Aslında o kadar şahane şeyler paylaştınız ki zihnimizde bence çok fazla soru hani uçuşmaya başladı. Tabii bunların hepsini yönlendirebilmek çok da mümkün değil. Ben o yüzden sadece herkese çok çok teşekkür etmek istedim. Çiğdem Hoca zaten benim çok istediğim ama yani konferanslarda dinlediğim ama etkileşime geçemediğim bir hocamdı. O yüzden hani onu dinlemek çok çok mutluluk veriyor. Ve çok büyük bir idol olduğu için Zeynep Hocam siz de demiştiniz hani yani nasıl yani rol model olabilirim ki çok üstte yani çok çok üstte ama sizlere aktarımını dinlemek bizim için de çok büyük bir motivasyon kaynağı oldu diyebilirim. O yüzden değerli paylaşımlarınız için çok teşekkür etmek isterim. Çok teşekkürler. O da sizler gibi bir öğrenciydi unutmayın. Hepimizin geçtiği aşamalardan geçti. Olunabilir, olursunuz. O da buna çok inanırdı. Olsaydı aynen böyle derdi. Çok teşekkür ederiz biz de katılımınız için. Eylül'de çok güzel bir paylaşımda bulunmuş Mersi. Daha sonra izleyemeyenler de videosunu izler umarım. Gerçekten hepimizin hatırlaması gerekir. Çiğdem Hoca'yı her zaman çok ilham verici. Gerçekten büyük bir rol modeli. Ama erişilmez değil, erişilmez olduğunu da hiç düşünmek istemezdi kendisinin. Gerçekten çok büyük bir tevazusu vardı bu noktada. Evet, son sözleri Fatoş'cum bir şeyler söylemek ister misin? Gerçekten son söylediğin çok yani inanılmaz zarif, mütevazi bir insandı. Yani çok savaş verdi ama bu savaşları hep çok kibar ve çok yumuşak bir şekilde verdi. Çok kızdığı anlar oldu, hiç katılmadığı durumlar oldu ama inandıklarını her zaman çok barışçı bir şekilde iletti. Yani müthiş bir zarafetle savaştı diyebilirim Çiğdem Hoca için. Bir de inanılmaz çok film seyrederdi, çok utanırdık. Nasıl zaman buluyor bu kadar şey arasında bu kadar. Yani eğlenmeyi çok gerçekten çok zevk alırdı. Yani yaptığı işten, hayattan, her şeyden çok çok zevk alırdı. Bilemiyorum yani çok söyleyecek bir şey bulamıyorum açıkçası. Bizim için inanılmaz bir örnek oldu. Yorulmadı, hiçbir zaman yorulmadı. Biz yorulduğumuz zamanlar bile, biz yorulduğumuzda da çok kızdı bize, hatırlar Zeynep bunu belki. Yorulmazdı gerçekten. Çok teşekkürler, sağ olun. Chatlerdeki güzel notlarınızı da görüyoruz, alıyoruz. Evet, sağ olun, var olun. Sizlerin de değer vermesi, sahip çıkması, ilham alması çok çok önemli. Bizler yaşadık ama yaşayamamış olan sizlerin de yaşamış gibi hissediyor olmanız çok bizim için çok büyük bir feedback oldu. Sağ olun, var olun katıldığınız için. Sağlıkla kalın, iyilikler.